Herkese merhaba diliyoruz sayın izleyiciler. Kısmi açılmanın ilk günden hepinize kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Yeni normal hayatımıza bugün başladık. Herkes bugünden itibaren birbirinden sorumlu olacak. Herkes kendini ve sevdiğini korusun, korumak mecburiyetinde. Evet, bugün 4 Mayıs haftanın ilk gününde gündem özel programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz, yayınımızı paylaşabilir, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp iletişim numaramızı da sizlere bir kez daha bugün hatırlatalım. 0533 872 çift 022 numaralı hattan da bizlere görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şimdi herkese iyi kazançlar, bol kazançlar diliyoruz. Bugün açıldık dedik ama mesafeye dikkat, kurallara uymak zorundayız. Yeniden açılmanın mutluluğunu yaşıyor esnaf ama bir yandan da uzmanlar temkinli ve endişeli. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulacak. Bu şarttır, bu kuraldır. Kurallara uymayan işletmeler kapatılacak. Uymayanlara para cezası, kapatma cezası da verilecek. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Hadi bakalım durum değerlendirmesi yapalım. Biraz önce verdiğim numaralardan bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Şu anda neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Dışarıda durum ne? Hava nasıl? Neleri gözlemlediniz? Buyurun bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde hatırlıyoruz. 31 Mart'ta uygulanmaya başlanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi. Maske takma zorunluluğu devam edecek. Eczaneler ve bankalarsa bugünden itibaren normal çalışma düzenine döndüler. Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerlerin kapalı olma zamanı da 15 Mayıs'a kadar uzatıldı biliyorsunuz. Sinema, tiyatro, toplu olarak yapılan etkinlikler, düğünler, spor müsabakaları da 15 Mayıs'a kadar yasak olmaya devam edecek. Şimdi kamu 15 Mayıs'a kadar da biliyorsunuz normal çalışma düzenine dönmeyecek. Polise baktığımız zaman polis, güvenlik, sağlık, sivil savunma, sivil havacılık, maliye, itfaiye, çalışma ve ulaştırma bakanlıklarına baktığımız zaman bugünkü durumsa yine devam edecek. Ancak 15 Mayıs'a kadar rotasyon temelinde gerekli görülecek görevlerin yerine getirilmesi için kamu görevlileri de amirlerince göreve çağrılabilecek. Bu süreçte de risk grubundakiler için görevlerin evinden yerinde getirilmesi gibi gerekli esneklikler de yapılıyor biliyorsunuz. Ve 15 Mayıs'a kadar kapalı kalmaya devam edecek iş yerleri de biliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda da bunları sizlere hatırlatacağız. Evet, insanlık olarak çok farklı ve çok zor dönem yaşıyoruz. Covid-19 pandemi yaşamı birçok yönüyle etkilendi. 10 Mart'ta ülkemizde ilk tanının konulmasıyla başlayan süreç biliyorsunuz aynı gün okulların kapatılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde ilerledi. Yaklaşık 50 gün, 51 gün evlerdeydik. Kimimiz kurallara uydu, kimimiz kurallara uymadı. Bu süreçte alınan tedbirleri, toplumun tutumunu hep tartıştık, çok konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Normal hayatı konuşacağız. Şimdi bugün bakalım nasıl bir normal hayat var. Tabii ki bugünkü ilk telefon bağlantımızı da TDP Genel Başkanı Sayın Cemal Özyiğit ile gerçekleştiriyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar Muazzez Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bugün yeni normal hayatımıza başladık. Yoğun bir kalabalık vardı dışarıda ben buraya stüdyoya geldiğim saat. Bakalım alışacak mıyız, neler yaşayacağız? Dediğimiz gibi çok farklı bir zor dönem geçirdik, geçireceğiz de. Covid-19 pandemisi yaşamamızı birçok yönüyle de etkilendi. Hep tartıştık, çok konuştuk, çok değerlendirdik. Öncesini, bugünü, kısıtlamaları. Şimdi kısıtlamalar kaldırıldı Sayın Özyiğit, bazı kısıtlamalar. Pek çok iş yeri de açıldı. Gündüz sokağa çıkma yasağı kalktı. Eldeki verilere bakınca da bu aşamada bunların yapılmasına hazır mıydık? Buyurun sözü size bırakalım. Evet, öncelikle yeni dönem, yeni evre hepimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah korkulan olmaz. İnşallah ne bireysel ne toplumsal hiç kimsenin, hiçbir vatandaşımızın, hiçbir kardeşimizin sağlığı riske atılmaz. Şimdi ilk günden itibaren hep
belirli kurallardan bahsettik ve alınması gereken önlemlerden bahsettik. Hatta biliyorsunuz biz Sayın Cumhurbaşkanı gibi düşündük ve olağanüstü hal ya da olağanüstü durum ilan edilsin dedik. Hükümet buna yanaşmadı ama peyderpey aslında olağanüstü durumun gereklerini yerine getirdi. Önce kısmi sokağa çıkma yasağı, bazı bölgelerde tam sokağa çıkma yasağı, garantina koşulları yeniden düzenlendi. Son olarak işte gece saat 21'den 06'ya kadar sokağa çıkma yasağı. Şimdi de önümüzdeki pazardan başlamak üzere kısıtlamalar kalktı ama pazardan başlamak üzere pazarları sokağa çıkma yasağı diye bir takım tedbirler alınıyor aslında. Alınan tedbirler yeterli mi? En azından son günlere baktığımızda pozitif vaka çıkmaması son derece önemli ve güzel bir Yaklaşık şey. Yaklaşık 2 haftadır değil mi? Evet. Evet, 2 haftadır. Yalnız bazı pürüzler var anladığım, bazı ileri tetkik falan dendi. İnşallah evet. Onlar da pozitif değil, negatiftir de bir an önce artık bu musibetin ülkemizden def edildiğini, elbette dünyadan da def edilmesini istiyoruz da hiç olmazsa önce ülkemizden def edildiğini görmek istiyoruz. Biz elbette insan olarak, bireysel olarak da toplumsal olarak da herkes bir an önce sosyal yaşamın, ekonomik, eğitimsel ve diğer yaşam alanlarının devreye girmesi bir isteğimiz, beklentimiz ama bilim kurulunun sağlık şeylerinin, örgütlerinin onlar endişeli ama halen daha endişeleri devam ediyor onların. Aynen. Bizim de işte dün de benim bir sosyal medya üzerinden yaptığım bir açıklama vardı. Biraz acele ediyoruz gibime geliyor. Bu defa acele ediyoruz dediğimizde de bazı arkadaşlar normalleşmeyelim mi diyorlar. Hayır, biz normalleşmeyelim demiyoruz ama Hokkaido, Japonya'nın Hokkaido adasının düştüğü duruma da düşmeyelim. Yani aman işte geçti bu badireyi atlattık, bu musibetten kurtulduk derken daha büyük badirelerle karşılaşıp daha kitlesel halkımızın sağlığını tehlikeye atmayalım diyoruz. Yani örneğin ne oldu? Açıldı bugünden itibaren. Ben merak ediyorum şu anda. Yani ben de biraz önce sizin söylediğiniz gibi partideyim ben şu anda, parti genel merkezinde. Parti genel merkezine gelirken baktım maşallah normal bir gün. Yani eskiden yaşadığımız o normal gün. Her tarafta arabalar, insanlar sokakta. Yalnız işte maskeli olmaya özen gösterdiğimizi gördüm. Evet yani ben de onu gördüm. Lokantalar sadece işte take away servisleri falan. Şimdi bu çerçevede keşke diyorum ben bir hafta daha bekleseydik ve bu hafta herkes bu kontrolleri yaptırıp yani o negatif olduğuna dair belgeleri de alıp hem yapacağı hizmetlerle ilgili muhatap olacağı kişilere rahatlıkla gösterebilsin veya ofisinin, bürosunun, dükkanının duvarına assın, densin ki bu ofiste, bu büroda, bu iş yerinde sağlık koşulları tamamdır. Bakın işte böyle işte kontroller yapılmıştır. Çalışanların testleri de negatif çıkmıştır. Her şey tamamdır. Yani bir güven verelim insanlara. Evet, çünkü hafta sonu esnaf baktığımız zaman harıl harıl çalıştı, temizledi. Onlar da yoruldu şimdi. O güne bugüne hazırlık yaptılar ama yani birazcık aceleci mi davranıldı bu karar? Bir hafta daha beklenebilirdi dediniz. Benim söylemeye çalıştığım önce bunların yapılması ondan sonra açılımdı. Ama bakanlık veya hükümet de şu açıklamaları yaptı. İşte bu hafta içinde yapılsın, ona göre devreye girsin. Tamam ama siz bugün sabahtan itibaren her yerin, neredeyse her yerin, okullar, işte hadi lokantaların oturma servisleri gibi yerler açılmaması dışında her yeri açtınız. Süreç içerisinde ta kontroller yapılsın,
eksiklikler giderilsin. Bir vaka olursa bunun vebali kimin boynunadır? Yani ondan sonra tedbir almışsınız, almamışsınız ne yazar? Bizim söylemeye çalıştığımız buydu işin başından beri. Ama ümit ederim, inanırım ki belki hiçbir şey olmaz ve belki halkımız da insanımız da mutlu bir şekilde gerekli sağlık tedbirlerini alarak, hijyen kurallarına uyarak bu yaşamı hep birlikte aslında sevgili Muazzez, yeni bir yaşama başlıyoruz. Yani yeni bir yaşam. Belki işte maskeli yaşamaya, eldivenli yaşamaya, birbirimizden böyle bırakın sarılmayı, tokalaşmayı da unutarak belki 5-6 ay daha, belki yıl sonuna kadar başka türlü bir yaşama alışmak durumunda olacağız. Halka, öyle görünüyor. Halka büyük görevler düşüyor burada. Şimdi geçtiğimiz hafta, özellikle hafta sonu yine ben gözlemlediğim kadarıyla bu açılma süreci, pazartesi açılıyoruz dedik, 4 Mayıs'ta açılıyoruz dedik. Halk da usandı doğal olarak. Hafta sonundan zaten yaptık biz bu işi. Aman artık yeter, pazartesi açılacağız artık, ne olacaksa olacak. Hafta sonundan bu gevşemeyi de yaptık aslında biz. Yani biraz sizin de belirttiğiniz gibi ortada bir karmaşa oldu. Bu kesindir diyorsunuz. Bu da uzun da sürecek mi? Bu da olacak diyorsunuz yani. İşte şimdi ben sağlık örgütlerinin veya doktorların, bazı uzmanların açıklamalarını gördüm. İşte eğer bir vaka olursa tekrar kapanabiliriz. Ben de diyorum ki niye önce bu tedbiri kesinleştirmeyip o ilgili testleri yaptırıp halka güven verecek şekilde o belgeleri alıp da herkesin görebileceği, içinin rahat olacağı şekle getirmeden adım attık diye bir endişem var. Ama ümit ederim endişem haklı çıkmaz. İnşallah kimseye bir şey olmaz diyorum. Yani bütün şeyimiz budur. Yoksa sizin dediğiniz gibi herkes çalışma yaptı. Yani hafta sonu ben de gördüm. Şahit oldum ki insanlar harıl harıl çalıştılar. Yoğun hummalı bir çalışma, temizlediler dükkanlarını, ofislerini, işte hatta raflarını ve şeylerini, girişlerini düzenlediler. Herkes bu çalışmayı yaptı haklı olarak, bir tabii, yeni bir biçime adapte. Ama bilim kurulu işte temkinli olmadan bahsediyor, sağlık örgütleri, tabipler birliği, tabipler odası ve diğerleri. Onları dinledim, onları izledim. Onlar da temkinli olalım diyorlar. Beni en çok endişelendiren sevgili Muazzez, daha pandemi hastanesi neresidir netleştirmedik biz. Bu mecliste defalarca söylediğimiz halde hala daha bunu bir türlü şey yapamadık. Oysa insanlar bunu bilmeli. Yani Dünya Sağlık Örgütü de diyor ki gerekli tedbirleri alın, gerekli düzenlemeleri yapın, ondan sonra peyderpey kademeli bir şekilde. Örneğin ben bir eğitimciyim biliyorsunuz. Evet. Yani bakıyorum çelişkili açıklamalar. Şimdi geçen hafta mecliste konuştuk. Sayın Eğitim Bakanı çıktı, başka şeyler söyledi. Ardından bilim kurulu onay verirse 15'inde okulları açabiliriz dedi. Bu nasıl bir şeydir anlamadım. Birden de basına da yansır bunlar. Bazı biliyorsunuz internet gazeteciliği de ülkemizde son zamanlarda kötü örnekler oluyor, kötü haberler okuyoruz. Bu yüzden de onların yapmış olduğu bu belki iddialar halka da yanlış geliyor ve panikliyor. Bir yandan diğeri de açıklama yapıyor. Öyle bir şey olmaz, öyle bir şey olur mu? Yani çok dikkat etmek gerekiyor diyorsunuz bu tür açılmalara. Kesinlikle. Sağlık, dün Sayın Sağlık Bakanı Eğitim Bakanı'nı yalanladı. Bu sene okullar açılmaz dedi. Sayın Başbakan önce Sağlık Bakanı'nı yalanladı, sonra Sağlık Bakanı'na destek çıktı. Bu nasıl bir çelişkidir? Yani Allah aşkına sokakta oyun oynamıyoruz. Devlet yönetiyorlarsa bunun ciddiyetine varsınlar artık diyorum. Bir yıl oldu göreve geleli bu hükümet, işte Mayıs'ın içindeyiz. 8 Mayıs'ta geçen sene bizim hükümetin işte bir ortağı o dönemde istifa edip hükümetin düşmesini sağladı.
ve yeni hükümet de kuruldu. Mayıs'ın 22'sinde görevi devraldılar. Bir yıl oluyor işte. Yani dolayısıyla artık hükümet etme ciddiyetini benimsesinler, içselleştirsinler. Dediğim gibi sokakta oyun oynamadıklarını fark etsinler. Ve bir bütünlük içinde hareket etsinler. Enine boyuna konuşup değerlendirip ona göre adım atsınlar. Çünkü biri başka söyler, biri öbürünü yalanlar, o biriyle çelişkiye düşer. Böyle bir şey olmaz. Bu evet. Ciddiyet değil. Bizim muhalefet olarak hep iyi niyetli davrandık. İlk günden elimizi uzattık, katkı koymaya hazırız dedik. Ortak akıllı hareket edilsin dedik. Buna pek yanaşmadılar ama ümit ederim, dediğim gibi endişelerimizde haklı çıkmayız ve toplumumuz rahatlıkla, gönül rahatlığıyla elbette gerekli sağlık ve hijyenik koşulları da sağlayarak bu yeni döneme adapte olur ve sağlıklı bir şekilde yeni bir yaşama başlarız. Elbette arzum bu musibetin, bu pandemi sorununun tamamen ülkemizden def edildiğini görüp de dünyada gitmedi daha, bu risk devam ediyor. Ama şu anda onu uzmanlar söyleyemiyor. Dolayısıyla o konuda aceleci olmamamız gerekir. Çünkü çocuktan bahsediyoruz. Özellikle bütün ömrünü eğitime veren biri olarak çocukların da bu sosyal mesafe koşullarına uymasının çok zor olduğunu, okulların da sınıfları daha küçük bölümlere ayırıp da, yani da, öğrenci sayılarını ayırıp da bunu sağlamaya yönelik adım atabilmesi de imkansız neredeyse. Okul binalarının da hemen hemen tümünü yakından bilen biri olarak söylüyorum. Onun için eğitimde aceleci olmayalım. Yani bu yıl açılmasa da olur diyorsunuz değil mi? Belki işte Haziran ayında Türkiye ne yapıyor, dikkat edin. Haziran ayında bir niyet belirtiyor. Türkiye ortaokul, liselerden bahsediyor. İlkokul ve anaokullar kesinlikle açılmayacak diyor. Ortaokul ve liselerde istemeyen aile çocuğunu okula göndermeyecek diyor. Güneyde belli bir süre sonra sadece 12. sınıflar, yani lise son sınıflar, o da daha üst kurumlara hazırlandıkları için onları okula almadan bahsediyor. Dolayısıyla aklın yolu birdir. Biz görüş ve düşüncelerimizle katkı koymaya hazırız Sayın Bakan'a, hükümete bu konuda. Arzu ederlerse elbette sendikalarla, diğer bilim kurullarıyla da görüşüp ortak akıllı hareket etmek lazım. Evet, yani bu seyir böyle bu şekilde devam ederse diyor çoğunlukla çevremizdeki insanlar, bize gönderen mesajlar. Eğer madem ki vaka yok, neden okulları açmıyoruz diyen bir kesim var. Bir de aslında şimdi en çok halkı, vatandaşı, aileleri perişan eden bir durum var. Bunu da aslında dile getirmek gerekiyor. Özel okulları konuşacak olursak, çoğu kişi peşin parasını ödedi bu özel okullara. Ve şu anda ekonomik bir kriz yaşanıyor. Bir yandan online eğitim veriliyor. Bazı aileler bu online eğitime destek çıkıyor. Bazıları yapamıyor, olmuyor. Çocuklar da adapte olmakta zorlanıyor. Ama bu peşin paralar da alındı. Bununla ilgili böyle bir zor dönemde daha farklı bir yöntem de getirilmesi gerekiyor. Çünkü insanlar boşu boşuna biz bu parayı verdik. Tamam, online eğitim ama çocuğum almıyor. Ama bize de bu parayı verdirmek zorunda kalıyorlar diyor vatandaşlarımız. Yani özel okullar yıllık peşin ödeyen insanların durumu ne olacak? Bunu da tartışabilir miyiz sizinle? Sevgili Muazzez, bir kere insanlar yerden göğe kadar haklı. Ben işte o gün kendilerine göre peşin gittiler ve okul ücretini ödediler çocuklarının iyi bir eğitim alması talebiyle. Şimdi yaşanan süreci mutlaka okul yöneticileri de değerlendirmek durumundadır ve okulların gerçek anlamıyla fiziki olarak açılma aşamasında velilerle bunu konuşmak durumundadır. Yani ödeyen insanlara belirli kolaylıklar sağlanması, onlara en azından bu dönem belki hiç açılmayacaksa okullar,
en azından 2020-21 ders yılının ilk yarısı için mi sayarlar bunu, veya işte büyük bölümünü ona sayıp da eksilen miktarı mı talep ederler? Bunu kesinlikle konuşmaları gerekir. Yani iade etmeleri anladığım zor görünüyor. Zor ama en azından çoğu borçlanarak, bankadan borçlanarak bu peşin parayı alıp tabii bu arada bu taraftan da faiz ödüyor. Evet. Her ne kadar taksitler ötelendiyse de faizler iptal edilmedi. Yani 3 ay sonra faiz ödemeye devam edilecek. Dolayısıyla mutlaka okul yöneticileri, okul sahipleri bunu göz önünde tutarak velilerle bu diyaloğu kurup ortak bir yol bulmaları gerekiyor ve Eğitim Bakanlığı da bu konuda görev üstlenip hem ailelerle hem okul yöneticileri, okul sahipleriyle bu konuyu konuşmalıdır. Tıpkı bizim anımsanacaktır 2018 yılında döviz krizi başladığında ben bizzat özel okul yöneticilerini toplayıp da dövize endeksli yapının TL'ye çevrilmesi gerektiğini veya dövizin belli bir kur sabitlenerek dondurulması gerektiği konusunda görüşmüştüm ve hemen hemen hepsi bu konuda uyum sağlamışlardı. Çünkü başka bir şey olması mümkün değil. Hele hele döviz üzerinden ödeyen varsa, ki çok çok önemli, döviz aldı başını gidiyor. O da başka bir sorundur. Hükümet henüz bu konuda dövizle ilgili herhangi bir tedbir almadı ama almak durumunda. Yani bunu mutlaka bakanlık, hükümet devreye girip velilerle, okul yöneticileriyle bu konuyu konuşmalı. Özellikle hükümete büyük görevler düşüyor. Çünkü baktığımız zaman okul yöneticileri anladığımız kadarıyla bu kadar zaman bu işe pek sıcak bakmadı, çok yanaşmadı. Bu yönde hükümetin ivedilikle devreye girmesi şart. Tamam da şunu bilmek lazım. Tabii ben de takip ediyorum. Biraz özellikle özel okullar başta olmak üzere bu online eğitimi devam ettiren öğretmenler var, okullar var. Bunu biliyorum. Devlette de takip eden idareciler, öğretmenler var büyük bölümüyle. Ama fiziki olarak orada olma başkadır. Online takip etme başkadır. Çünkü ödenen ücret sadece eğitim de değil üstelik. Yani bunun yemek, taşıma ve başka alanları da vardır. Dediğim gibi ilgili ulaşımı tarafların bir araya gelip bakanlık da buna aracı olmalı, katkı koymalı ve oturup birlikte bir formül üretmeleri gerekecek. Ama şunu da söyleyeyim açıkça, hepimiz yeni dönemlerde bu eğitimi yeniden, ki bizim bir vizyon 2030 diye bir öngörümüz vardı. Yeni dönemde belki bu musibet bize bir ışık tutar ve devlet okullarını da özel okullar gibi yeniden düzenleme, hem süre olarak, yani tam gün eğitim dediğimiz olay, hem de ona bağlı çocukların, sevgili Hasan Ali Yücel, Türkiye'de eski Eğitim Bakanı, köy enstitülerinin kurucusu, onun söylediği bir söz vardı. Ben bunu şiar edindim. Çocuklarımız okullarını rüyalarına da görecek kadar sevmeli, okullarına koşarak hatta uçarcasına gitmeli. Öyle okulları yaratma konusunda, yeni eğitim sistemi yaratma konusunda da hem sendikalar, hem hükümet, hem hepimize önemli bir görev düşer diye düşünüyorum. Evet. Şimdi o zaman son olarak soracak olursak sizlere, bu halka büyük görev düşüyor. Bugünden itibaren bu kadar zaman evlerdeydiler. Kurallara kimisi uydu, kimisi uymadı. Bundan sonra da sokağa çıkanlara büyük görev düşüyor. Kendileri için, sevdikleri için ciddi anlamda kendilerini korumak zorundalar. Bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla toplumumuz zannetmesin ki her şey geçmiş gibi davranılmasın. Halk sağlığını kimse riske atamaz. Tedbirler ne kadar zaman daha da devam edecek? Bunlar da hep tartışırız, konuşuruz da. Bundan sonra demek ki halkımıza büyük görevler düşüyor. Son olarak neler söylemek istersiniz bu yönde?
Evet sevgili Muazzez, şimdi biz Kıbrıs Türk toplumu olarak sıcakkanlı bir toplumuz. Bakın siz de bir annesiniz. Önümüzdeki hafta sonu anneler günü. Arkasından bayram var 24 Mayıs'ta. Şimdi elbette herkes hayatta olan annelerine sarılmak, bayramda herkes kucaklaşmak ister. Ama işte bunlardan biraz uzak kalacağız. Bunu herkes önce içselleştirmeli. Yani bu sıcakkanlılığı göstereceğimiz günler gelecek. Onun özlemi içinde ama temkinli olmak durumundayız. Evet. Maskemizi, eldivenimizi takıp sağlık ve hijyen koşullarına uyarak, sosyal mesafeyi de koruyarak yeni bir yaşama başlıyoruz. Herkes öncelikle bunun idraki içinde olmalı ve hem kendini hem başka insanların hayatını, sağlığını riske atmayacak şekilde hareket etmeli diyorum. Endişelerimin yersiz çıkmasını umarak herkese sağlıklı, mutlu günler dilemek istiyorum. Biz de sizlere sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Kolay gelsin sizlere. Yeni ilerleyen zamanlarda görüşlerinizi alacağız. Evet, kısmi açılmanın ilk günü sayın izleyiciler. Yeni normal hayatımıza bugün başladık. Ben zaten buradaydım. Normal bir şekilde hayatımı sürdürüyorum. Dışarıda durum nedir? Neleri gözlemlediniz? Nelerde yanlışlıklar yapılıyor? Ne gibi hatalar var? Ne gibi doğrular var? Buyurun fotoğraflarınızı da yollayabilirsiniz bizlere. 0533-870-022 numaralı telefondan, aynı zamanda Facebook üzerinden, sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bakalım, bir kişi yazmış ki bankaların önünde uzun kuyruklar, herkesin yüzünde maske var ama yoğun bir kalabalık hakim demiş. Raziye Taykara, Antalya'da bugün hava açık ama serin bir hava var ve halkın durumu perişan ve emekçinin durumu hiç iyi değil demiş Raziye Taykara. Bizde de aynen durum bu şekilde. Antalya'da durum nasılsa bizde de bu şekilde. Onur İç'ten selamlar demiş. Yine banka önlerinde kalabalık, diz boyu hiç mesafe yok demiş. İnanırım, gerçekten de inanırım. Devam edeceğiz. Bu kez sağlıkçı bir telefon bağlantısı yapacağız. Evet, sektörler açıldı dedik. Endişeli bir şekilde açıldı. Dünya Sağlık Örgütü sayın izleyiciler, bu pandemiyi açıkladı biliyorsunuz. Bir de açıklayacak ki bitti diye. Bitti diye açıkladı mı? Açıklamadı. Yani risk halen daha devam ediyor ve Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? Tanı için sadece PCR testi öneriyor. Evet, gazetecilere test yapıldı, hayata dönüş, bir kişinin tedavisi sürüyor. Bir bakalım Kıbrıs'ta koronavirüs COVID-19 tablosuna. Güneyde 872 vaka, 64.136 test yapıldı şimdiye kadar. 120 kişi iyileşti, taburcu oldu Güney Kıbrıs'ta, 15 kişi ise hayatını kaybetti. Kuzeye bakacak olursak 108 vaka var şu anda ülkemizde. Şu ana kadar 14.000 test yapıldı ve 103 kişi iyileşti, taburcu oldu, 4 kişi hayatını kaybetti. Toplam ada genelinde ise 19 kişi hayatını kaybetti. Evet, sektörlerde endişe var demiş bir izleyicimiz. Bazı dükkanlar açıldı, bazı dükkanlar açılmadı ama dükkan önleri boş demiş Mehmet Bey. Çünkü para yok, turist yok, kim ne alsın? Bir esnafımız sabah saat 8'de bir heyecanla dükkanımı açtım demiş. İsmini vermek istemiyor. Metropol bölgesinde dükkanı diyor. Bir heyecanla açtım ama ne gelen var ne giden, halk da haklı diyor. Çünkü parası yok. Evet, kurallara uyarsak sayın izleyiciler, az hasarla bu durumu atlatacağımıza inanıyoruz. Sektörlerin çoğu kapanacak diyor bir vatandaşımız. Veli Bey, sağlığımız için kurallara uyalım. Evet, insanlar heyecanlı ama ekonomiye bakacak olursak maalesef ekonomimiz de küçülmüş. Şimdi dedik, bir yandan endişeler var elbette. Sağlıkçılar özellikle bu koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde onlar hep sahadaydı. Halen daha da onlar
Son dönemde hiç vaka olmaması açılma sonrası için tehlikeli bir durum olabilir mi? Bunu Profesör Doktor Sayın Füsun Yıldız'a soracağız. Kendisi göğüs hastalıkları uzmanı. Durumun içinde, ilk başta içinde. O yüzden o da bir kahraman. Onunla bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Görünmeyen kahramanlardan bir tanesi de diyebiliriz aslında. Çok sevdiğimiz bir kişi. Çok da ekranlarda da görebiliriz kendisini ama yaptığı işler çok büyük. Merhabalar diliyoruz Sayın Yıldız. Sağ olun Muazzez Hanım. Güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Bu mücadelenin, bu salgının kontrolünde içinde olan herkes, evinde güzel oturan, kurallara uyan herkes birer kahraman aslında. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Umarım ki bütün emeklerin sonucu başarıyla alınır. Sonuçlarını gayet iyi, sağlıklı bir şekilde alırız diye düşünüyorum ve istiyorum, diliyorum. Evet, bugün normal hayata döndük. Valla normal mi? Bence normal hayat demek doğru değil. Doğru değil aslında, değil mi? Aslında evet, normal kelimesini neye göre normal? Normal nedir? Aslında şöyle söylememiz lazım. Salgın öncesi hayatımız ve salgın sonrası hayatımız. Ben çok uzun bir süre aynı olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden diyorum ki koşullar neyi gerektiriyorsa, sağlık önlemleri neyi gerektiriyorsa ona göre normal ya da ona göre alınmış tedbirlerle giden yaşam demek daha doğru olacak. Evet, çok haklısınız. Şimdi son döneme bakacak olursak, son dönemde yaklaşık 15 gündür hiç vaka yok. Hiç vaka bulunmaması açılma sonrası için de tehlikeli bir durum olabilir mi Sayın Füsun Hanım? Şimdi Muazzez Hanım, bu koronavirüs bizim COVID-19 ilk defa, bütün dünyanın ilk defa karşılaştığı bir virüs. Daha önce COVID ailesinden başka salgınlar, SARS, MERS oldu, bitti gitti ama böyle bir pandemi yapmadılar. Şu anda tüm dünyanın ilk defa karşılaştığı bir virüs ile mücadele ediyoruz. Ve bu mücadelede karşımızdaki düşmanı iyi tanımıyoruz. Düşman çok farklı şekillerde klinik tablolar oluşturuyor. Farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor. Ve işin kötüsü, tedavisi yok şu anda. Aşısı yok şu anda. Bu yüzden nasıl davranacağını, ne yapacağını bu virüsün ülkelerde yaşadıkları tecrübelerden öğreniyorlar. Ve bu tecrübeleri yeni bu mücadeleye başlayan ya da daha bu mücadelenin ortasında olan ülkelere aktarıyorlar. Ama şunu da söylemem gerekir ki her ülkenin kendine ait bir kültürel, bir algılama ve kurallara uyum düzeyi var Muazzez Hanım. Hiçbir zaman Afrika'daki bir ülkeyle Avrupa'daki bir ülkenin, buranın halklarının kurallara uyumu, algılamaları aynı değil. O yüzden bizim kendi adamıza, buradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin koşullarına, kültürel şartlarına, insanların demografik yapılarına göre tedbirlerin alınıp buna göre uygulanmaya konulması ve bu konuda ısrarcı ve takipçi olunması gerekiyor. Bu virüs şu anda bitmedi, bitmeyecek de. Bu virüsün sürecinin değişik dalgalanmalarla, ikinci ya da üçüncü dalgalanmalarla tekrar bizimle olacağını gösteriyor yapılan çalışmalar. Şu anda biz aktif hasta kişileri evlerinde tutarak bulaştırıcı olmalarını, asemptomatik olanları önledik, hasta olanları tedavi ettik. Ama dediğim gibi hala toplumun içerisinde taşıyıcılar olabilir ve vardır. Bu yüzden benim en büyük dileğim halk sağlığı uzmanlarıyla planlanacak epidemiyolojik çalışmaların yapılması ve toplumda mümkün olduğu kadar fazla kişi taranarak bu taramalar sonucuna göre hastalığın durumunun adada belirlenmesi çok çok önemlidir. Bunun yapılması gerekiyor. Hastalık bitti, tamam, her şeyi hallettik, hastalığı da taburcu ettik dersek bir rehavete girmiş oluruz ve bu yanlış olur. Evet. Şimdi peki bu salgından sonra hepimiz büyük ders aldık mı? Tartışacağız, ilerleyen günlerde göreceğiz bunu ama bu salgından alınan dersler bizi nasıl bir hayat bekliyor, nasıl bir yaşam bekliyor peki? Evet, tabii ki biz çok tüketmiştik her şeyi. İnsanlık tüketmeye başlamıştı. Üretim azalmış, tüketim çok artmış. İnsanlar ihtiyaçlarının çok üzerinde tüketiyorlardı. Gıdayı,
havayı, suyu, doğayı. Şimdi doğa ne dedi bu hastalıkla? Dur birazcık, artık beni rahat bırak. Sana artık yetemiyorum. Ve sana yeterli hava, yeterli su, temiz su veremiyorum. O yüzden bu şekilde bizi evlerimize kapattı bu hastalık. Ve bir kere daha düşünmemizi sağladı. Neyi düşündük? Basit yaşayabileceğimizi düşündük. Az kıyafetle, daha az seyahat ederek, daha az malzeme kullanarak, daha az para harcayarak daha üretken olabileceğimizi, sosyal ilişkilerimizi birbirimize dokunmadan da götürebileceğimizi öğrendik. Çocuklarımızla daha çok zaman geçirmeye başladık. Öğretmenlerin ve eğitimcilerin değerini anladık. Değerini anladık kesinlikle. Değil mi? Yani bir tane iki tane çocukla evimizde baş edemezken, yani öğretmenlerin 30 tane çocukla nasıl sınıflarda baş edebildiğini, evet, öğrendik. Ve tabii benim için çok daha önemli bir şey bu. Yaşlıları ve bir kere daha hatırladık. Daha çok hatırladık sanki. İnsanların odak noktası oldu anneleri, babaları, neneleri, dedeleri ve onların sağlıkları için endişe duyup koruma dürtüsü ön plana geçti. Sarılmadan, öpmeden, koklamadan onlara sahiplenme, arayıp sorma gelişti diye görüyorum. Bunları gözlemledim ben bu süreçte. Evet, kesinlikle. Şimdi baktığımız zaman bu dönemde el yıkama başta olmak üzere kişisel temizlik kurallarına uymamız gerektiğiyle ilgili ilk günden beridir vurgu yaparsınız, söylersiniz. Yeterli beslenme deniliyor, dengeli beslenme, fiziksel egzersiz ve düzenli uyku gibi sağlıklı yaşam davranışları önemlidir. Bunun önemini anladık. Bu hayat bu şekilde aynen devam edecek ama bir yandan da tütün kullanımının hastalığın seyrini de kötü yönde etkilediğinin gösterildiğini de, bu tür alışkanlıkları da bırakmak için bir fırsat olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü çok hassassınız bu konuda biliyorum, sigara tütün kullanımı konusunda çok güzel araştırmalarınız var. Evet. Bu yönde görüşünüzü de alabilir miyiz peki? Vallahi çok, çok güzel, benim atladığım çok önemli bir konuya değindiniz siz. Biz bu salgından aslında tütün ve tütün ürünü kullanmamamız gerektiğini de öğrendik. Aslında beni mutlu eden, bakın benim bugün en çok baktığım hasta grubu sigara bırakma için gelen hastalar bugün hastaneye. Ve tabii bu dönemde insanlar düşündüler tütün ürünlerini kullanmanın zararlarını. Haberlerde dinlediler, sosyal medyada izlediler. Risk birken sigara kullanmayan kişide, sigara kullanan da 14 kat daha fazlaydı hastalanma riski ve ağır seyretme riski. O zaman yaşam bu kadar kolay değildi. Bu kadar emek verdiğimiz şeyi değerli tutmak için onu bu zararlı alışkanlıktan kurtarmak gerekiyor. Evet, dediğiniz gibi tütün ve tütün ürünlerini bırakmanın da tam zamanı. Çok güzel bir dönem. Hastalanma riskinizi de azaltırsınız. Hastalanacak olursanız tedavinin seyrini de olumsuz etkilemesine izin vermezsiniz bu alışkanlığın. O yüzden bu da bizim hayatımızda bir öğretidir. Çok önemli bir karardır. Hatırlattınız, teşekkür ederim. Sigaraya elveda, hayata merhaba deme zamanıdır. Evet, kesinlikle. Şimdi peki gözlemlediğiniz kadarıyla halk yaklaşık 50 gün, 51 gün içerideydi, evindeydi. Kimisi kurallara uydu, kimisi kurallara uymadı. Böyle zamanlarda çok da rahatsızlıklar yaşanıyor mevsimden dolayı. Bu tür hastalıklarla karıştırılma ihtimalleri de var mıdır? Sorular, sizi arayanlar işte, doktor hanım öksürüyoruz, böyle belirtilerimiz var. Acaba ben bu hastalığa yakalandım mı? Halen daha endişeler elbette var. Bu gibi sorular mutlaka geliyor da size. Karıştırılma ihtimali böyle bir mevsimde bu hastalıkla ilgili neler söyleyebilirsiniz bizlere? Evet, şimdi mevsim alerji mevsimi, özellikle polen alerjisi olanların, evet, hastalık semptomlarının ortaya çıktığı, yakınmaların arttığı bir dönem. Hakikaten de özellikle 2 haftadan beri ciddi anlamda nefes darlığı problemi artan, hapşırmaları, öksürük, yakınmaları artan hastalarımız oldu. Bunların tabii ki ilk şeyi şu anda gündemde COVID olduğu için her sene bunu yaşadıkları halde ilk akıllarına gelen ben COVID enfeksiyonumu geçiriyorum, gidip bir test mi yaptırayım? Öksürmekten, hapşırmaktan korkuyoruz artık.
Evet, aslında şimdi tabii o kadar geniş bir spektrumu var ki COVID enfeksiyonun, her türlü şekilde karşımıza gelebiliyor. Semptomları çok zenginleşti. Baştaki gibi sadece ateş, öksürük, nefes darlığı semptomları yok. Her şeye benzeyebiliyor. Hatta hiç semptomsuz da olabildiği için haklı olarak bu dönem astım hastaları, alerjik astımı, alerjik nezlesi olan hastalar bu dönemde biraz tedirgin. Ama benim önerim, her sene zaten bu yakınmalarınız bu dönemde oluyorsa, lütfen ilaçlarınızı düzenli kullanmaya devam edin. Eğer ilaçlarınızı kullanmıyorsanız ilaçlarınızı kullanmaya başlayın. Eğer bu ilaçlar yeterli olmuyorsa hekiminize telefonla bir bağlantıya geçin. Eğer telefonla verilen öneriler yeterli olmayacaksa sağlık kurumuna başvurarak ilaçlarınızı almaya devam edin. İşte normalleşme ne demek biliyor musunuz bizim hastalıklarımız için Muazzez Hanım? Eğer aklınızda bu tip şikayetleriniz olduğunda, her sene yaşadığınız hastalığınız astım ya da rinit geliyorsa normalleşmişsiniz demektir. Evet. Yani hayat normale dönmüştür ama aklınıza hala önce COVID geliyorsa o zaman daha normalleşme olmamış. Yok. Hala hastalık ilk sırada gündeminizde duruyor demektir. Öğrenilmiş yaşantılarımız bile bize ne yapıyor? Her zaman sahip olduğumuz hastalığın şikayetlerini değil, şu andaki salgının aklımıza getiriyor. Evet, özellikle aşı çıkana kadar. Değil evet, mi? Aşı çıkana kadar normal dönmek mümkün değil. Normalleşme ne zaman ki aklınız önce COVID gelmeyecek, bizim de gelmeyecek, o zaman tamam diyeceğiz herhalde. Evet, COVID aklımıza gelmediği sürece o zaman anlayacağız. Şimdi tedbirleri demek ki şimdi daha da çok sıkı almamız gerekiyor. Bu açılma sürecinden sonra ciddi anlamda evet, bir izlenim gerekiyor. Bu hafta elbette izlenim yaratılacak. Çünkü dünya kontrol altına alınmadığı sürece Dünya Sağlık Örgütü söylüyor, tehlike var, tehlike devam ediyor. Yani korunmaya ciddi anlamda devam edeceğiz. Çünkü bu salgın bitmedi. Özellikle de baktığımız zaman yaklaşık 15 gündür hiçbir pozitif vaka yok. Şimdi sevindirici vaka çıkmaması elbette ama tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Şimdi bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Hepimiz anladık. Hijyene evet, çok önem vereceğiz. Tamam. Mesafe kurallarına çok önem vereceğiz. Maskelerimizi evet, takacağız. Bu kadar zaman olmadı. Bu saatten sonra da olmaz diyenler var. Mesela ben kurallara hiç uymadım diye bir kesimle de ben karşılaştım. Ben maske de takmadım, hijyende kurallarına da uymadım. İşte geldim elimi yıkadım. Benzinciye para verirken bile dönüp tekrardan hijyen kuralına uymadım diyen birçok kesimle de ben tartıştım burada. Bu saatten sonra da bana olmaz diyen insanlara neler söylemek istersiniz? Herkese her şey olur. Hiç kimsenin hiçbir şey için garantisi yok. Yani öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben şöyle özetliyorum. Salgın yönetimi bir ekip işi Muazzez Hanım. Bunu bu hastalığa yakalanacak olan toplumdan başlayarak onu tedavi edecek sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarının ve yöneticilerin kurduğu kuralları uygulandığını tespit eden denetleyiciler ve kanunları ve kuralları koyanlar olmak üzere hepsinin el birliğiyle yürüttüğü bir ekip işidir. Herkesin burada üzerine düşen bir görev vardır. Eğer kuralları koyanlar, kuralları koymasına rağmen, eğer uygulayıcılar uygulanmasını denetlemiyor veya uyması gerekenler kurallara uymuyorsa bu herhangi bir şekilde başarıya ulaşması mümkün değildir. Ama ikinci çok önemli bir şeyi de risk yönetiminin temkinli olmaktır. Dikkat etmektir. Ve burada mutlaka bilimin ışığında uzman olan kişilerin bilimsel önerileri harmanlanarak temkinli, altını çiziyorum, tedbirli, altını çiziyorum ve sabırlı bir şekilde uygulamaya alınması bu kuralların ve çok sık olarak da ne yapıyoruz, ne durumdayız, ne çıktı, bunların sık sık bilim ışığında kontrolünün yapılması lazım. İki tane pozitif çıktı ya, önemli değil, olsun, olabilir deyip geçiştiremeyiz eğer böyle bir şey çıkarsa. Hmm. Bunun mutlaka bilimsel anlamda açıklamasının yapılması şarttır. Neden olmuştur, neden pozitiftir? O zaman yapacağın işlem pozitif çıkanların temaslarının yakın taraması ve tekrardan bazı şeylerin sıkıya alınması demektir. Yani şunu söylemek istiyorum. Tedbiri elden bırakmayacağız. Sabrımızı yitirmeyeceğiz, temkinli davranacağız ve sağlık çalışanlarına yükün sağlık kurumlarına fazla binmemesi için başlangıçta tekrardan bir sıkıntılı durum ortaya çıkarsa bunu ciddiye alıp ayrıntılı değerlendirerek
bir ateş eğer bir köz alevlenmeye başlamışsa bunu hemen söndürme yoluna gitmek gerekiyor. Ama şudur ki, şu çok önemlidir, yine altını çiziyorum, bilimsel ışık bizim için önemlidir. Biz akademide çalışanlar dünyada yapılan birçok yayını, yazıyı okuyoruz. İnsanlar için, halk için, hastalarımız için ve kendimiz için bunları tecrübemizle birleştirip harmanlayıp sunuyoruz. Bu sese kulak verilmesi şarttır. Bu işleri düzenlerken mutlaka bilimin ışığında devam edilmesi ve bilimsel önerilerin karar vericilere doğru anlatılması gerekir ve karar vericilerin de buna itibar etmesi gerekir. Evet. Ama bazen şöyle oluyor, Mevlana'nın sözünde olduğu gibi, sen ne söylersen söyle, söylediğin karşıdakinin anladığı kadardır. Çok güzel bir sözdür. Kesinlikle. O yüzden ben şöyle düşünüyorum, bugüne kadar çok başlangıçta çok güzel kararlarla çok iyi adımlar atıldı. Yani ne kadar başarılı oldu o zaman? Covid-19'la mücadelede ülkemiz, KKTC ne kadar başarılı oldu peki? Bir baştan bugüne kadar gelecek olursak. KKTC başta sınırlarını kapatarak çok başarılı oldu. Büyük katkınız var bu konuda. Bunu da es geçmek istemedim, belirtmek istiyorum. Efendim? Büyük katkılarınız var, imzanız var bu konuda. Hepimizin, çok teşekkür ederim. Ben şu şeyi vermek istiyorum, yani örneği vermek istiyorum. Bu örnek üzerinden anlatacağım. Şimdi 1918 ve 20 yıllar arasında İspanyol gribi, H1N1 virüsünün yaptığı en büyük pandemilerden bir tanesiydi ve en çok insan öldüren pandemilerden bir tanesiydi. Şimdi burada iki tane eyalet üzerinden size anlatmak istiyorum. Bir tanesi Philadelphia eyaleti, diğeri ise St. Louis eyaleti. Philadelphia eyaleti bu hastalık, pandemi, yani İspanyol gribi başladığında önemsemeden, tedbir almadan bütün aktivitelerine ve hayatına devam etmeyi tercih etti. Evet. Hatta hastalığın patlak, çok büyük ölümlere neden olmadan önceki birkaç gün öncesinde çok büyük bir müzik festivali düzenledi, gençleri bir araya getiren ve günler ve haftalar içerisinde çok yüksek rakamlara varan ölümler ortaya çıktı Philadelphia'da. İkinci eyalet aynı zamanda hastalığın görüldüğü St. Louis eyaletiydi. Biz buraya çok benziyoruz, St. Louis eyaletine. St. Louis eyaleti hastalık görülür görülmez bütün sınırları eyaleti kapattı. Girişi çıkışı yasakladı. Toplu halde yapılan bütün toplantıları, spor aktiviteleri, dini toplantıları, her şeyi, iş yerlerini, okulları kapattı. Biz de yaptık bunları ve çok hızlı bir şekilde yaptık. Tüm seyahat izinlerini, giriş çıkışlarını kapattı. Biz de yaptık ve bunlar çok büyük başarı sağladı Muazzez Hanım. Adada da öyle. Çok hızlı bir uyum oldu, güven oldu ve bu devam ettirildi. Ama St. Louis'in yaptığı bir hata, bu hasta sayısının çok az olması, belirli şeylerin güzel gitmesi, Ekim ayında her şeyi kontrol altına aldık diye aslında kademeli olması gereken geçişleri Kasım ayında bir anda çok hızlı bir şekilde açılış yapması ve ondan sonra da bunun arkasından Philadelphia eyaletindekinden daha fazla maalesef can kaybının olmasıdır. Yani anlatmak istediğim şudur. Bu savaşta, bu mücadelede bir tarafın doğru yapılması, bu mücadelenin bir bölümünün doğru yapılması önemli değildir. Tümünün doğru yapılması ve devamlılığı önemlidir. Biz şimdi yapmamız gereken, tabii bu arada yapılması, sağlıkla ilgili altyapının çok iyi tamamlanıp gerekli sağlık hizmeti verilmesi için hazır ekip, ekipman, alet, edevat var mıdır? Varsa sorun yoktur, iyidir. Bu arada testlere devam ederek taramaların arttırılması gerekmektedir. Ama devamında da insanların işte bir anda sokağa çıkışının çok dikkatli takip edilmesi ve izlenmesi ve yapılacak testlerin sonuçlarının da hassasiyetle değerlendirilmesi gerekmektedir. Peki, ki kat ettiğimiz yollar ve emekler boşa gitmesin. Bir şey sormak istiyorum aslında bu testlerden konu açılmışken. Biliyorsunuz çok da tartışılır, halen daha da tartışırız testlerin güvenilirliği konusunda. Bu kadar test yapıyorlar. Hiç mi pozitif vaka yok? Ben inanmıyorum diyenler var. Şimdi bir de yapıldığı zaman hızlı testte pozitif çıkan bir kesim var. Yaptıracak, evet, olanlar da diyor ki hızlı test pozitif çıkacak. Ben önceden zaten geçirtmişim.
Ne yapayım ben tekrardan testi? Bu önden geçirtmiş, önceden geçirdiğinizi göstermez. Bunun iki komponenti var. Bunu biraz daha açıklayabilir miyiz peki? Bunun tabii ben mikrobiyolog ya da virolog değilim sağlık çalışan bildiğim kadarıyla anlatayım. Bu antikor testidir. Antikor şu demektir. Vücuda virüs girdiği zaman ona karşı mücadele verecek askerlerin oluşturulmasıdır. Savunma sisteminin yapmış olduğu maddelerdir. Bunun iki tane, bir immünoglobulin M dediğimiz kısmı vardır. Hastalık antijen girdikten sonra hemen üretilen ve yapılan. Öteki ise immünoglobulin G'dir. Geç ortaya çıkan, yani hastalığı geçirdiğinizi ve buna karşı bağışıklık sisteminizin bu antikoru oluşturduğunu gösteren testtir. O yüzden burada hızlı testleri yaparken tabii sonuçları değerlendirenleri kesinlikle zan altında bırakmak istemiyorum. Mutlaka yolunu, yöntemini biliyorlar. Ama bize açıklanmadığı için, biz bilmediğimiz için hızlı testin hangi komponent? İmmünoglobulin G mi pozitif? İmmünoglobulin M mi pozitif? Evet. İkisi de mi pozitif? İkisi de mi? Bunları biz bilmiyoruz. Toplum bilmiyor. Ha, bilmeniz gerekir mi? En azından bilim komitesinin bir üyesi olarak bilmem gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle, testlerin, ben de aynen düşünüyorum. Sonuçlarının hangisinin, hangi testin pozitif, hangi testin negatif oldu. Ama şunu hiç unutmayın ki eğer immünoglobulin M ya da immünoglobulin G pozitif çıkmışsa vücudunuz bu virüsle karşılaşmış demektir. Yani siz bununla temas etmişsiniz demektir. PCR'da bir doğrulama testi değildir. PCR yapılması, yani bu PCR negatif çıktı, bu artık bu işte bunun testin doğruluğunu negatiflik tartışıyoruz demek anlamına gelmez. Hem mekanizmaları, hem yapılış şeyi, hem de bütün prensipleri farklı testlerdir bunlar. Ve PCR'ın yapılması da son derece önemli, tekniği gelişmiş yöntemlerle ve tekniği gelişmiş ortamlarda yapılması ve materyalin, çalışılacak materyalin doğru yerden, doğru zamanda, doğru şekilde alınmasını gerektiren bir yöntemdir. O yüzden diyorum ya, eğer kafamızda en ufak bir soru işareti oluyorsa kazandığımız yolları kaybetmemek, kazançları kaybetmemek adına her aşamayı tek tek kontrol edilmesi gerektiğini öneriyorum ben. Bunun gerekli olduğunu tüm kalbimle inanarak savunuyorum. Her aşamayı, nerede hata oluyor ya da nerede vardır sıkıntı, o zaman bunları eğer insanlara anlatabilirseniz, gösterebilirseniz, her yere duyulan güven artacağı için uyum da artacak. Bu hastalığın başı, mücadelesinin mutlu sonla biteceğine dair, tünelin sonundaki ışığı görebileceğimize dair umudumuz da artacaktır. Bu çok önemlidir. Hep baştan beri söylüyorum, şeffaf olmak, her şeyi doğru aktarmak, doğru ağızdan doğru şekilde aktarmak ki insanlar bilsin. Öteki türlü dedikodular, saçma sapan yerlerden, hele böyle bir zamanda takipler, evet insanların, herkesin yorum yapması her konuyla ilgili, yani düşünerek konuşmak lazım Mazer Hanım. Ortaya attığınız bir laf büyüyor, kocaman bir alev topu oluyor burada. Yani burada demeyeyim, her yerde bu böyle. O yüzden konuşurken çok dikkat etmek lazım. Kelimeleri çok dikkatli seçmek. Yani gereksiz bir kaygı düzeyi oluşturmak da anlamsız, gereksiz bir rahatlık sağlamak da anlamsız. Şöyle söylenmesi gerekiyor, kısaca özetleyecek olursam söylediklerimi. Mücadelede, COVID mücadelesinde adada çok başarılı işler yapılmıştır. Çok güzel yapılan, kat edilen yollar vardır. Bunun devamlılığının sağlanması, bilimin verdiği sese kulak vererek bundan sonra yapılacak olan testle test, taramaysa tarama ve yakın takiple yaşayan halkın, insanların toplumda söylenen maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyması şeklinde devamlılığının sağlanması. Sağlar. Yani halkın büyük bir bölümünün hala COVID-19'a duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki ve ben şunu da söyleyeyim. Bu dönemde, bu sessiz dönemde sağlık hizmetiyle ilgili eksiklerimiz varsa, yataktı, ventilatördü, işte ilaçtı, ekipmandı, bu dönemde bunların bir dahaki iş dilemem ama olacak olursa ikinci dalga için veya başka bir hastalık durumu içinde hazır bulundurulması son derece önemlidir. Nasıl olsa geçti, bitti, tamam işte hadi artık her şeyi düzeltebiliriz, sizin dediğiniz gibi başta normale dönebiliriz dersek
çok büyük bir hata yaparız. Normale dönmemiz ya da eski yaşantımıza dönmemiz çok kolay olmayacaktır. Biraz daha sorgulayarak dikkatli, tedbirli, temkinli hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Ne zaman ki aklımızdan COVID-19 bu hastalık çıkacak, o zaman normale döneceğimize inanıyoruz. Açmadığınız gün bu iş bitiyor. Evet. Ve sizi bu stüdyolarda ağırladığımız zaman elbette bitecek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin sizlere. Sağ olun. Size de kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Evet. Doktor Sayın Füsun Yıldız çok önemli konulara değiniyor sürekli, zaten sosyal medya hesaplardan da görüşlerini, bilgilerini bizlere aktarıyor. Şeffaf olalım dedi. Her zaman herkes bu koşulları atlatacağımıza elbette inanıyoruz ama risk halen daha devam ediyor. Bu dönemde el yıkama başta olmak üzere kişisel temizlik kurallarına uymamız, yeterli beslenmemiz, fiziksel egzersiz, düzenli uyku gibi sağlıklı yaşam davranışlarının da önemini anladık mı? Bunlara aynen devam edeceğiz. Tütün uyarısında da bulundu kendisi. Tütün ve sigara kullanımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta hiç kullanmayalım. Kullanılan bu tütün hastalığın seyrini kötü yönde etkileneceğinin uyarısını da yaptı. Yapmaya gerek yok, biliyorsunuz zaten. O yüzden mesajlara bakalım kısaca ve haber bültenimize gireceğiz. Bakalım mı yoksa girelim mi? Birkaç mesaj okuyayım ve girelim çünkü birikmeden. Benim adım Bayram Tegay demiş. Dünyanın bazı ülkelerinde günde 1200 vaka olmasına rağmen normalleşiyorlar. Okullar açıldı. Bizde hiç vaka yok diyorlar. Bazı sektörlerde okullar açılmıyor. Bu sene açılmayabilir diyorlar. Devlet ne saklıyor bizden demiş. Hiç vaka yoksa nedir korkumuz? Okullar neden açılmıyor? Özel okullara yıllık peşin ödedik. Bunu biraz önce tartıştık, tartışacağız da, çok haklısınız. Yıllık peşin ödeyen insanlar var özel okullara. Bunu bir an önce kendisi de dedi, biz de dedik. Okullar yanaşmıyor, özel okullar bunu yanaşmıyor. Çünkü online eğitim veriyoruz. Ama bu online eğitimi alanlar var, verebilenler var, veremeyenler var. Ama baktığımız zaman bu peşin para böyle havada gidiyor. İnsanlar bankalardan borçlandılar, para aldılar. Bunun faizini de ödüyorlar. O yüzden devlet de, hükümet de bu konuya ivedilikle el atması gerekiyor. Çünkü devletin ciddi anlamda bu konuya da ciddi çözüm getirmesi gerekiyor. Çünkü okullar, özel okullar buna yanaşmıyor. İlerleyen dakikalarda, geniş bir şekilde ilerleyen zamanlarda diyelim, bu konuya değineceğiz. Hızlı bir şekilde bakıyorum. Göksel Hocam. Hocam sevgilerimi iletiyorum sizlere. Göksel Mehmet Aksan. İyi günler sevgili Muazzez. Bugün biraz endişeliyim. Ben de çok endişeliyim. Akşamdan beri uyuyamadım gerçekten. Ana yol çok kalabalık. Arabalar inci gibi dizili geçiyorlar. Lefkoşa'da da aynen o şekilde hocam, söyleyebilirim size. Tedbir varsa diyeceğim, yok ama inşallah da bu tedbirleri alıyoruz. Diğer mesajları okuyacağız. Kısa bir haber turumuz var. Haber turundan sonra biz tekrardan burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Herkese tekrardan merhaba. Gündem özel programımız devam ediyor. Kısa bir haber turundan sonra yine değerlendirmelerde bulunacağız. Dediğimiz gibi kısmi açılmanın ilk gününden herkese kucak dolusu sevgilerimizi tekrardan iletiyoruz. Farklı bir hayat artık var önümüzde. Herkes bugünden itibaren dediğimiz gibi birbirinden sorumlu olacak. Herkes kendini ve sevdiklerini korumak zorunda. Herkese de tekrardan iyi kazançlar, bol kazançlar diliyoruz. Ama mesafeye, kurallara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yeniden açılmanın mutluluğunu yaşıyor esnaf ama bugün aldığım mesajlardan sonra pek bir mutluluk yaşayamıyoruz. Çünkü farkındaydık bu şekilde olacağını. Kimsenin cebinde para kalmadı. Biz dükkanlarımızı açtık ama içeriye giren kişi yok diyorlar. Ancak uzmanlara baktığımız zaman uzmanlar temkinli, biliyorsunuz, ve endişeli. Sosyal mesafe kurallarına uymak zorundayız sayın izleyiciler. Kurallara uymayanlara, biliyorsunuz, işletmeler uymuyorsa kapatılıyor. Uymayanlara para veya kapatma cezası veriliyor. O yüzden değerlendirmelerinizi almaya devam ediyoruz. Bizleri sosyal medyadan izleyebilir, yayınımızı paylaşabilir, bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Şu anda dışarıda nasıl bir hava var? Nasıl
hava derken yani insanlar neler yapıyor, kurallara uyuyor mu? Market önleri, banka önleri nasıl? Esnafın durumu nasıl? Buyurun mesajlarınızı bekliyoruz. WhatsApp üzerinden de 0533 872 çift 022 numaralı hattan da bizlere görüşlerinizi yollayabilirsiniz. Testler yapılıyor. Bugün gazetecilere test yapıldı. Basın örgütlerinin öncülüğünde gazetecilere COVID-19 testi yapıldı. Buradan ben her zaman bahsederim sevgili yönetmenimden. İlker'i hep merak edersiniz, hep de duyarsınız. Sevgili İlker Doğrul birazcık bu testten tedirgindi, korkardı, nedenini açıklardı. Maalesef bugün test yaparken kendini iyi hissetmedi, bayıldı gelen bilgiler arasında. Şu anda testini yaptı, şu anda yukarıda rejide biraz dinlenmede olacak diye düşünüyorum ama şu anda çalışıyor, yayınını yapmakla mükellef şimdi şu anda. Ona bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz sevgili İlker'e. Evet, COVID-19 testini yaparken sevgili İlker maalesef bayıldı ama durumu da iyi. Bir kez daha ona geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yayını yapabiliriz. Durumunuz iyi değil mi sevgili İlker? Evet, durumu iyi. Tamam, şimdi programımıza devam ediyoruz telefon bağlantılarıyla. CTP Milletvekili Sayın Fikri Toros'la bir Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Şu anda da kendisi hazır. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri konuşmaya devam ediyoruz. Efendim, merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. İlker'e büyük geçmiş olsun. Evet, İlker'imiz biraz tedirgindi bu konuda. Farklı da düşünceleri vardı. Şimdi ben onun adına konuşmak da istemiyorum aslında burada ama en çok da korktuğunu da dile getirirdi sevgili İlker. Korktuğu başına geldi. Biraz önce arada bana fotoğrafını gösterdi. İlk inanmadım. Biraz hafif gülümsedim, güldüm ama şimdi durumu iyi. Onu da buradan açıklayalım. Evet, olabiliyor bu tür durumlarda elbette. Hepimiz de korkarız, tedirginiz. Şu anda her şey tamam, yayınımızda devam ediyor diyebiliriz. Sayın Toros, evet bugün açıldık tartışmalarda, hep tartıştık, hep söyledik. Uzun bir süre hep evlerimizdeydik. Kurallara uyanlar oldu, kurallara uymayanlar oldu. O ayrı bir konu. Ama baktığımız zaman ekonomik yönden çok kötü günler bizi bekleyecek. Bunun da tartışmasını hep yaparız. Dilerseniz bu yasakları bir kenara bıraktıktan sonra bugünü bir değerlendirelim. Sokağa çıkma şansınız oldu mu? Bugün dışarıda hava nasıl diyelim sizlere? Neler gözlemleyebildiniz eğer çıktıysanız, gördüyseniz durumu? Evet, çok teşekkür ediyorum. Sabah sabah çıktım. İnanın ki dört gözle bekliyordum sabah sabah. Kalkıp giyinip rutine dönmeyi gerçekten dört gözle bekliyordum. Onun için sabah sabah çıktım. Şimdi öncelikle gerçekten Kıbrıs Türk halkına hem içten bir teşekkür hem de bir tebrik aktarmak istiyorum sizler vasıtasıyla. Yaklaşık 2 aydan bu yana, tam 54 gün galiba, 54 günden bu yana çok büyük bir özveride bulundular. Hem kendilerini izole etmekle hem de tabii ki yaşamlarından sosyal ve kültürel olarak vermiş oldukları özveriden dolayı. Bu gerçekten çok büyük bir olay. Halk bu alınan tedbirlere, bana göre, benim tespitlerime göre çok başarılı bir şekilde uydu. Ve belki de bu kadar hızlı bir yatay seyir safhasına ulaşmamıza neden oldular. Onun için halkın katkısını, gösterdiği işbirliğini gerçekten yürekten kutluyorum. Şimdi bu risk henüz ortadan kalkmış değildir. Tüm sağlık uzmanlarının, bilimin söylediklerini hiç göz ardı etmeyelim lütfen. Ve ayrıca sadece bu birinci aşamada virüsün yayılma riskinden bahsetmiyoruz. İkinci bir olası dalgadan da bahsediyoruz aynı zamanda. İşletmelerimizin sağlık önlemlerini alması çok önemli, fakat en az onun kadar önemli olan devletin sağlık önlemleriyle ilgili tedbirlerini artırarak almaya devam etmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla
yapılan test sayısından tutun hastane kapasitesine ve sağlık hizmetleri kapasitesine kadar devlet olması gerekenin biraz gerisinde kalmıştır. Bunu üzülerek ama samimiyetle ifade etmek lazım. Bir pandemi hastanesinin henüz yapılmamış olması, olası bir ikinci dalgaya karşı tam hazırlıklı olmadığımızı işaret ediyor. Bu da bugün başlayan, aşamalı olarak bugün başlayan bu yeniden açılma sürecini rahatlıkla geri döndürebilir. Tamamen yanılmayı umuyorum bunları söylerken ama bunu açıkça kamuoyuyla paylaşmak lazım ki hiçbir şekilde bir rehavete girilmesin. Çünkü bir kere daha kapanmaya tahammülü yoktur. Kimsenin. Bir an önce ekonomik şartların ve sosyal hayatın bir an önce normale dönmesi gerekmektedir. Biz de bunu yakinen takip ediyoruz. Biliyorsunuz gerek sağlık, gerek eğitim ve gerekse ekonomi ve maliye boyutuyla alakalı birer komite kurduk partimizde. Ben bizzat ekonomi maliye komitesindeyim. Sürekli olarak gözetim altında tutuyoruz gelişmeleri. Bir takım alternatif politika önerileri hazırlıyoruz ve bunu hükümete aktarıyoruz. Ve süreci yakinen takip ediyoruz. Ben bugün insanların piyasaya rağbet etmesini şu anda beklemiyorum. Yani elzem ihtiyaçların dışında piyasaya rağbet etmelerini pek beklemiyorum. Bildiğiniz üzere hükümetin aldığı ekonomik tedbirler arasında maaş kesintileri vardı. Birçok devlet katkısında kesinti vardı. Şimdi işletmeler açıldıktan sonra birçok kişi işine geri dönebilecek mi, dönemeyecek mi kaygısı hakim hala. Biliyorsunuz özellikle hizmet sektörleri ne zaman mesaiye dönecekleri hala belirsiz. Ve onun verdiği bir takım endişeler vardır. Bu dolayısıyla bugün bir kalabalık, bir yoğunluk, hani 14 Mart öncesine geri dönüyoruz gibi düşünenler için bunu söylüyorum. Hiç öyle bir beklentim yoktur. Sadece bir noktadan başlamak gerekiyordu ve bugün de o gündür. Umuyoruz ki tüm bu endişelerimizin hepsi geçersiz olur Muazzez Hanım. Umuyoruz ki gerçekten bu yatay seyir kalıcıdır ve bu virüs Kuzey Kıbrıs'ı teğet geçmiştir. Evet. Şimdi biraz acele edenler var. Özellikle sağlık çalışanları, doktorlarımız bu konuda çok da tedirgin. Rus ruleti oynarız falan diye açıklamalarda bulundu biliyorsunuz. Acele ediyoruz diyenler var. Bir hafta daha bekleyebilirdik diyenler var. Başa döneceğiz diyenler var. Evet, tedbirler alınmaya da devam ediyor. Halka bu konuda aslında bugünden itibaren büyük görevler düşüyor. Şimdi buradan izleyicilerimiz çok da mesaj yazıyor. Çok soruları var. Kısa kısa aktaracağım ben ilerleyen dakikalarda bu merak edilen soruları. Özellikle ekonomik boyutunu merak edenler çoğunlukta. Geçinemiyoruz diyenler halen daha çoğunlukta. Şimdi baktığımız zaman yani bir hafta daha beklesek ne olacaktı? Ne değişecekti? Ya da bu risk devam ediyor, ciddi ciddi devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ne dedi? Açıkladı, böyle bir virüs var dedi. Bitti diye açıkladı mı? Hayır, demek ki devam ediyor. Bu riskin devam ettiğini halen daha korunmamız gerektiği ki uzun bir sürede bu şekilde korunacağımız da belli. Peki bundan sonra, evet normal hayata da dönemeyeceğiz. Siz de biraz önce bahsettiniz. Biraz önce Füsun Hanım da, Doktor Hanım da söyledi. Ne zaman normal hayata döneriz? O zamanki Covid-19'u konuşmayız, her şey biter. O zaman normal bir hayata döneriz. Ama toplumumuz şu anda normal bir hayata girdiğimizin farkında mı değil mi? Bunu birazcık tartışabilir miyim sizlere? Bana göre toplum gerçeğin farkındadır. Ben tabii ki genelliyorum. Genelliyorum. Tabii ki
Tabii ki reddedenler var, isyan edenler var, pes diyenler var. Ama toplum genelinde bence herkes farkındadır. Herkes zaten okuyorlar yani teknoloji yardımıyla. Dünyayı da takip ediyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün direktiflerini, alınan tedbirleri de takip ediyorlar. Ve olayın ciddiyetinin farkındalar. Şimdi biraz önce dediniz ki bir hafta sonra açılsaydık bir şey fark eder miydi veya iki hafta daha bekleseydik bu riski azaltır mıydık? Bana göre Muazzez Hanım, burada açılmayla alakalı olarak sorulması gereken soru, nüfusumuzun takriben %5'i kadar test yapıldı mı sorusudur. Olası bir yeniden yayılma tehlikesi ve olası bir ikinci dalga tehlikesine karşın bir pandemi hastanemiz kuruldu mu sorusudur burada sorulması gereken. Yoğun bakım ve diğer tedavi merkezlerindeki sağlık kapasitemiz artırıldı mı? Bu tür olasılıklara karşı kendimizi hazırladık mı? Bu işin sosyal ve ekonomik bedelini üstlenmek için devlet bir yükümlülüğe girdi mi? Gerek iç kaynaklardan gerekse dış kaynaklardan oluşturulacak bir yardım fonu oluşturdu mu? İnsanların mağdur olmaması için, işsizliğin artmaması için, şirketlerin iflas etmemesi için, üreticinin elindeki malın çöpe atılmaması için bunları tartışmamız gerekiyor. Aslında bu yeniden açılma aşamalarını belirleyecek olan bu sorduğum soruların cevaplarıdır. Bu iş takvime bakarak işte bugün mü olsun, yarın mı olsun sorusu değildir efendim. Bu işin cevabı bu az önce bahsettiğim sağlık ve ekonomi ile ilgili ön tedbirlerin alınmasıyla bu yeniden açılma aşamalarına karar verilmesi. Cevap bulamıyoruz ama bu tür sorulara maalesef uzun bir süredir soruyoruz işte bu soruları. Çok haklısınız. Sayın Başbakan ısrarla iç borçlanmaya gitmek istemiyor. Dış kaynak temininde başarısız olduğunu kabul etmiyor. Başarısız olduğunu kabul etmeyen Sayın Başbakan alternatif ihtiyaçları bizim ülke içerisindeki imkanlardan yaratma yoluna gitmemiz lazım. İşte devletin fonlarını mobilize etmek gibi, tahvil çıkarıp tahvil satmak gibi, iç borçlanma gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani Sayın Başbakan gayet pasif bir şekilde, ben maaşlardan kesinti yaptım, siyasi partilere verilen devlet katkısından kesinti yaptım, belediyelere yaptığım katkıları kestim. Kasada ne varsa onu paylaşacağız. Borcu olanlar ve borçlarını ödemekte zorlanan gerek bireylere gerek işletmelere de ek borç alabilmeleri için bankalara 1 milyar liralık ek likidite sağladım. Gitsinler, borçlansınlar ve çeklerini ödesinler. Firmalara olan, kişilere olan borçlarını ödesinler gibi. Bunlar çok yanlış kararlar. Kanaatimce çok yanlış kararlar. Diğer ülkeleri yakinen takip eden ve hayatı boyunca aslında özel sektörde 4-5 tane kriz yönetmiş bir kişi olarak, ticaret odası eski başkanı olarak konuşuyorum. Siyasi şapkamı bir kenara bırakıyorum. Bunlar doğru değildir. Doğru olan değişik kanallardan, değişik enstrümanlar kullanarak, değişik kaynaklardan yardım fonu oluşturarak devletin bir yükümlülüğe girmesi, devletin sorumluluk alması ve bu herhalde 5-6 aylık toplam 5-6 aylık süreci devletin kendi uhdesine alması gerekiyor. Aksi takdirde ülkemizde işsizlik ki vardı zaten, şimdi bu atağa kalkacak.
Ondan sonra şirketlerin, işletmelerin finansal sağlığı, bunların hepsi ciddi sekteye uğrayacaktır. Düşünebilir misiniz? Bir çalışan tüm çalışma hayatı boyunca aylık olarak sosyal sigorta ihtiyaç sandığı primlerini yatırıyor. Bu primler nedir biliyor musunuz? Bir gün çalışamayacak durumda kalırsa veyahut da işini kaybederse ona karşı satın alınan bir sigortadır bu. İşsizlik sigortası dediğimiz, sosyal hak sigortası dediğimiz. Bu yatırılan primlerle oluşan fon devlete ait değildir Muazzez Hanım. O primleri yatıran bireylere aittir. Ve siz gidiyorsunuz, insanların iş kaybı riskinin dorukta olduğu bir dönemde siz gidiyorsunuz ve o işsizlik ödeneğini %44 oranında kesiyorsunuz. Size ait olmayan bir parayı kesiyorsunuz. Bunlar çok çok yanlıştır ve bunlar bizi ciddi anlamda fakirleştirecektir. Bu içine gireceğimiz gerek bireysel gerek kurumsal ekonomik zorlukları yeni ekonomik şartlarda, yani bu yeniden açılmayla birlikte karşı karşıya kaldığımız, talebin çok düşük olduğu, turizmin olmadığı, yüksek öğretim sektörünün önümüzdeki sonbahara kadar olmayacağı bir ortamda şu anda mesaiye dönmüş bulunuyoruz. Borçlar hala bankada devam ediyor. Üzerine faizler işliyor bildiğiniz üzere. Taksimetre devam ediyor. İnsanların tüm harcamaları baki ama gelirlerinde %50-60'lara varan bir düşüş var, olmuştur. Gerileme var. Ve devlet hiçbir yükümlülüğe girmemiştir bugün itibariyle. Umuyorum ki, bunu mecliste de söyledik, hazırladığımız alternatif politika önerilerinde de gayet detaylı olarak, evet, çok yapıcı olarak, adeta kriz yönetiminin bir katılımcısı olarak yaptık bunu. Klasik bir muhalefet anlamında değil. Ama bugün itibarıyla devlet stratejisini henüz gözden geçirmedi. Beni aslında virüs kadar bu da kaygılandırıyor. Evet. Şimdi gerek sağlık dediniz biraz önce, ekonomik anlamda, maliye yönden bir kurulunuz var, toplantılarınız gerçekleşiyor ve bu durumu da hükümete sunuyorsunuz, değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Şimdi şu anda herkes ciddi anlamda ekonomik bir kriz içerisinde, maddi anlamda bir çöküş içerisinde, gerileme içerisinde, ilerleyen zamanlarda bunu daha da kötü hissedecekler. Maaşın yarısını alanlar var, hiç maaş alamayanlar var. Bundan sonra ne olacak? 1500 TL ile biz nasıl geçiniriz? Tartışmaları, düşünceleri halen daha devam ediyor. Psikolojik yönden bakacak olursak ciddi anlamda da herkes çöküntü içerisinde. Ama eğitimi de birazcık böyle sizinle değerlendirmek istiyorum, ekonomik boyutunu. Çok soru geliyor bana bu yönde. Çok da tartışırız. Çünkü biliyorsunuz kimse bu salgının bizim ülkemize, yani bu şekilde olacağını düşünmezdik ilk zamanlar. Çocuklarımızı okula yazdırdığımız dönemler. Herkes borçlandı. Bir şekilde çocuğunun çok iyi bir eğitim alması için özel okullara çocuklarını yazdırdılar. Devlet okullarında yazdıranlar oldu ama özel okulu tartışacak olursak peşin paralarını bu insanlar, bu aileler yatırdı. Şimdi online bir eğitim var. Bu online eğitime uyanlar var, uyamayan var, uyamayanlar var. Özellikle bazı çocuklar, büyükleri es geçiyorum da, küçük çocuklar böyle 3-4 yaşta olanlar sıkıntı yaşıyor. Aileler de odaklanamıyor doğal olarak. Çok küçükler çünkü, ama biz diyorlar bu parayı verdik veriler. Biz online eğitimi veremiyoruz zaten bu çocuklara. Ama paramızı da geri vermiyor özel okullarla konuştuğumuz zaman. Devlet de bu yönde bir şeyler yapması gerekir. Bu yönde talebiniz, düşünceniz var mıdır? Çünkü ulaşım yok, yeme içme yok bu paranın içinde. Tüm parayı diyor veriyoruz. Yani bunun için ne yapabiliriz? Zaten ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. Biz bu parayı aldık, faizini ödüyoruz. Boşu boşuna ben bu parayı bankaya ödüyorum. Havaya para atıyorum. Ne yapabilirler bizim için? Ciddi bir sorundur aslında bu. İvedilikle halledilmesi gereken bir sorundur. Bu konudaki düşünceniz nedir?
Evet, çok doğru, çok güncel ve çok gözden geçirilmesi, derhal müdahale edilmesi gereken bir konu bu. Ben değerlendirmelerimi iki başlık altına alacağım. Öncelikle sizin sorunuza cevap vermek istiyorum. Elbette online eğitim, bu peşin olarak ödenmiş olan ücretin tam karşılığı değildir. Dolayısıyla bu ücretlerin belli bir oranda iade edilmesi şarttır. Bu iade edilme şekli tabii ki para iadesi olarak da olabilir. Önümüzdeki döneme mahsup şeklinde de olabilir. Değişik çözümler, alternatif çözümler üretilir ve bu çözümler arasında seçimi parayı ödeyen yapar. Yani okul değil, parayı ödeyen yapar. Söz konusu öğrencinin velisi yapar bir başka deyişle. Bu uzaktan eğitim konusuyla ilgili çok ilgi duyduğum bir konu. 20 senedir tartışılan bir olay bu. Olay, bütün evet. Dünyada 20 seneden bu yana bu öğretimde tartışılan bir eğitim şekli uzaktan eğitim. Ve bugün itibarıyla hiç kimse bunu uygulamaya, buna geçmeye cesaret edemedi. Ve bu COVID-19 vesile oldu. Hani diyoruz ya, konu açıldığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, her şey yeni bir şekil alacak diyoruz ya. Ülkeler bu yeniden şekillenme arifesinde bir takım deneyler yapıyorlar. Bu yapılan deneyler arasında da en yaygın olanı bu online eğitim olmuştur şu an itibariyle. Evet. Biz bile yine bekler miydik stüdyoda sizi ağırladığımız dönemlerde, koskoca stüdyolarda Skype bağlantılarıyla görüntülü bir şekilde yapmak, ki küçücük adadayız, bir şekilde buluşabiliriz mesafeler kısa ama bakın. Mesela toplantı yapmak için uçağa binip seyahat etmek durumundaydı herkes. İş seyahati denilen bir şey vardı. Şu anda muhtelif platformlar kuruldu ve çok katılımcı bir şekilde toplantılar yapıyoruz evimizden hiç ayrılmadan. Bu online eğitim, dolayısıyla ben buna bir deney olarak bakmaktayım. Ve ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi sanırım özel okulların tümü, devlet okulların da bir kısmı şu an itibarıyla bu platformu kurmuş durumdalar. Ve çok hızlı bir şekilde uyum sağlıyorlar. Bu kapalılık süresi boyunca da özel okullarda öğretmenler aynen okula gidermiş gibi rutin mesai saatlerinde evlerinden eğitim vermeye devam ettiler. Şimdi şu an itibariyle gayet güzel ve beni motive eden bir deney oldu bu. Ancak bu deneyin sonucu henüz meçhuldür. Henüz belli değildir. Ne sonuç verecek? Bunu artık önümüzdeki dönemler gösterecek. Ayrıca unutulmamalıdır ki, çok çok önem verdiğim bir konu bu, unutulmamalıdır ki eğitim sadece akademik müfredattan ibaret değildir. Eğitim çok boyutlu bir kişisel gelişim unsurudur. İçerisinde sosyalleşme de var, disiplin de var, adab-ı muhaşeret de var, sanat da var, spor da var. Üniforma disiplini bile insanın disiplin anlayışını geliştiren bir husustur bildiğiniz üzere. Dolayısıyla online eğitim belki akademik müfredatta bir kayıba uğramamızı önleyebilir ve bunu hiç küçümsemiyorum, çok önemlidir. Ama eğitim dediğimiz olay sadece bundan ibaret değil ve diğer o önemli gereksinimleri online çözülemiyor maalesef. Mesela ilk tespitim budur. Hı hı. Bu deneyin sonucu derken. Ayrıca sınavların, özellikle üniversite sınavlarının bu sene yapılamayacak olması ve ertelenecek olması öğrencilerin müstakbel kariyer hayatlarında bir kayıp olarak, bir bedel olarak karşılarına çıkacaktır. Bunu hiç temenni etmiyorum.
hiç kimseye temenni etmiyorum. Bunun önüne geçmek için önümüzdeki akademik dönemi erken başlatmak ve mesailerini yoğunlaştırmalarını öneriyorum. Bu şekilde bu kaç aylıksa toplam 3-4 aylık kaybı telafi etmelerini, yeni bir sınav tarihi belirlemelerini ve hiçbir şekilde öğrencilere müstakbel hayatlarında bir kayıp yaşatmamak gerekir diye değerlendiriyorum. Burada herkesin özveride bulunması gerekiyor. Eğitim kurumunun da, velilerin de, öğrencinin de. Ama buna katlansınlar. Aksi takdirde bir yıl, iki yıl bir zaman kaybı olur ve bunun bedeli çok daha ağır ve gereksiz olur diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle katılıyoruz söylediklerinize. Kısa mesajlar var, hemen yönlendirmek istiyorum sizlere izninizle. Ataken Korer diyor ki, neden işsizlik ödeneği kesildi? İşveren anlaşıp işçiyi sen dur devletten daha fazla al, ben de sana vereyim derse dünya krizinde bunu önlersin, para basamayacağımıza göre demiş. İşsizlik bu kontenjektörde artacak. Amerika Birleşik Devletleri bile 30 milyon insan işsiz kalmış. Dünya üretim tüketim zinciri kopmuş ve KKTC'nin geliri yok. Kontrollü harcamalar yapılmalı. Herkes eski alışkanlıkları 2 yıl ertelemelidir demiş Atakan Bey. Görüşünüz nedir? Evet, Atakan Bey'in çok değerli, çok hemfikir olduğum değerlendirmeleri var. Sanırım biraz önce bir kısmına cevap verdim. Bu işsizlik ödeneğinin kesilmesi asla kabul edilemez bir şeydir. Yalnız bu işsizlik ödeneği değil, aynı zamanda istihdam desteğinde, o 1500 liralık istihdam desteğinde takip edilen tutarsız politikalar da çok talihsiz olmuştur, çok yanlış olmuştur. Bir takım ayrımlar içermektedir bildiğiniz üzere. Bunların tümüne çok karşı olan birisiyim. Ama özellikle işsizlik ödeneğinin kesilmesi bana göre devletin yaptığı en büyük yanlıştır, en büyük haksızlıktır. Çünkü o fondaki para devlete ait değildir. Devlete emaneten yatırılan, çalışan tarafından yatırılan, çalışana ait olan bir paradır o ve o bir sigortadır. İnsanlar her ay bu sigortanın primini ödemişler ve şu anda işsiz kalma olasılığının azami seviyede olduğu bir dönemde insanların tek tesellisi oradaki o paradır, o işsizlik ödeneğidir. Dolayısıyla orada hükümetin muhakkak bu kararını geri almasını bekliyorum ve bunun için de gereken baskıyı yapıyoruz. Diğer dünya ülkelerindeki işsizlik oranından bahsetti Atakan Bey. Ona bir ilave yapayım. Sadece işsizlik değil, ekonomilerde %15'lere varan bir resesyondan bahsediliyor. Yani ekonomilerde daralmadan bahsediliyor. %15'lere varan. Ki 2020 yılının ilk ayında dünya ekonomisi için yapılan tahminlere göre ekonomik daralma sadece %1.9 olarak öngörülmekteydi dünya geneli için. Ve bugün 4 Mayıs günü şu anda %15'lere varan bir daralmadan bahsediyoruz. Bunun altını çizerek vurguluyorum. Çünkü bu işsizlik, işsizliğin ortadan kalkması için, yani işsizliğin yeniden eski seviyelerine düşebilmesi için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç vardır. Ama ekonomi %15 gibi bir oranda daralmaya gitmişse, dünya genelinden bahsediyorum, o zaman bu işsizlik artarak devam edecek demektir maalesef. Onun için devletlere burada çok büyük rol düşüyor. Her ülkede devlet bir yükümlülüğe girmiştir. Halklarını bireysel seviyede ve işletmeleri mağdur etmemiştir. Evet.
Sezgin Hanım'ın mesajı var. Biraz önce bahsettiğiniz başbakan hiç borçlanmaya gitmek istemiyor. İnanın ki ben de hiç anlamış değilim. Neden bu konuda halen daha ısrar ediyoruz? Baktığımız zaman 13. maaşlar artık olmayacak değil mi Sayın Toros? 1500 TL ne kadar daha ödenecek ki? Bugün ödenecekti, hala daha almayanlar var. Bu 1500 TL'yi ilk ay ödeyecekler. Ya sonra ne olacak? Daha fazla verebilirler miydi? Sizin görüşünüz çok önemlidir bizim için. Aynı zamanda da bu asgari ücret konusu artık unutalım mı? Hiç mi ağzımızı almayacağız? Bu konudaki görüşünüzü merak ediyor izleyicimiz. Şimdi bu istihdam desteği, bu kapalılık süresi boyunca alınan bir karardı. Ve 2 ay ödenecekti. Nisan ve Mayıs aylarında ödenecekti. Bana göre bu istihdam desteği, prensip itibarıyla sadece kapalı olduğumuz dönemde değil, yeniden açılmayı takiben en az 3 ay süreyle devam etmesi gerekiyor. Açıldıktan sonra da yine bu şekilde 3 ayda devam edilmesi gerekiyor bu 1500 TL. Ama para yok diyorlar. Şimdi bakın, paranın olmamasının sebebi Sayın Başbakan'ın iç borçlanmayı reddetmesi ve dış kaynaklardan bir yardım elde edememesi ile alakalıdır. Dolayısıyla o Sayın Başbakan'ın şu anda yönettiği devletin sorunudur. Devlet bu sorununu çözecektir diyorum ben. Devlet yükümlülüğe girecektir, sorumluluk alacaktır diyorum. Bu mağduriyet kişilere ve işletmelere yansıtılmamalıdır diyorum. Çünkü zaten mecburen ülkeyi kapattık, sokağa çıkma yasağı koyduk, insanları evlerine hapsettik. Sadece maaşla çalışanlar değil, borçlu çalışanlar değil, günlük yevmiyeyle çalışanlar da vardır bu ülkede, bildiğiniz üzere 10 binlerce. Onların çalışma yerlerini kapattık, malum bir mücbir sebepten dolayı. Dolayısıyla devletler bugünler içindir. Aynen doğal afetlerde olduğu gibi insanlar evsiz barksız kaldığı zaman devletler yükümlülüğe girerek halkını müreffeh bir şekilde tutar. Onun için Sayın Başbakan'ın bu iç borçlanmayı reddetmesine bir anlam vermek mümkün değil. Sadece kendisi zannediyor ki insanlar işte bugünden itibaren normal hayatlarına dönecekler. Karşılarında 14 Mart öncesi bıraktıkları iş ve gelir potansiyelini bulacaklar ve bir an önce çarklar dönecek ve devletin kasasına da para girecek umudunu taşıyor Sayın Başbakan. Bunun fevkalade yanlış olduğunu herkese buradan yeniden tekrarlamak istiyorum. Mecliste yaptığımız 2 oturum oldu bu kapalılık süresince. Her ikisinde de söz aldım, bunları kamuoyuyla paylaştım. Sosyal medyada kısa anlaşılır açıklamalarla sürekli dile getiriyoruz ve parti olarak hazırladığımız alternatif politika önerilerinde de bunlara yer verdik. Bir başka husus, bu şekilde gerek istihdam desteğinden, gerek işsizlik ödeneğinden, gerek maaşlardan, gerek yerel yönetimlere yapılan katkılardan kesinti yapmak piyasadaki talebi de düşürmektedir. Biliyorsunuz ekonominin temel kurallarından birisi nedir? Arz taleptir. Bu gelirleri düşürerek ülkedeki talebi de düşürmüş oluyor hükümet ve bugün açılan işletmeler çok daha düşük bir pazar talebiyle karşı karşıya kalacaklar. Bu bizi doğal olarak bir kısır döngüye koymayacak mı? İşletmeler ek tasarruflara gitmeyecekler mi? Dolayısıyla yani nereden baksanız, kusura bakmayın belki tekrarlıyorum kendimi ama yani ekonomiye taze para pompalamak şarttır. Kriz yönetimlerinde ilk yapılması gereken budur. Daha önce biz bu ülkede bankalar krizi yaşadık, küresel finans krizinden etkilendik, devalüasyon krizleri yaşadık, sel felaketleri yaşadık, Körfez Savaşı'nın etkilerini yaşadık, başta turizmi etkileyen, hatırlayacaksınız.
tüm bu krizleri yönetirken ekonomiye taze kan pompalayarak ekonomik çarkları döner muhafaza edebildik. Gelirleri keserek, insanların yaşamını zorlaştırarak, hatta aç bırakarak insanları bir kriz yönetilmez. Evet, kısa kısa hızlı hızlı okumaya çalışıyorum. Vedat Bey, görüşlerinize kesinlikle katılıyorum Sayın Toros demiş. Çok güzel konulara her zaman değiniyorsunuz. Mecliste de öyle. Yazılarınızı da takip ettiğim kadar takip edebiliyorum. Mausa bölgesinde bir köyde kalıyoruz biz. Sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. İsmini yazmamış köyün, merak ettik. Tekrardan bize yazarsa Vedat Bey. Ben halk için bir soru sormak istiyorum. Belki o kadar güzel şeyler söylediniz ama bunlar da unutuluyor. Böyle basit bir şeyi de soracağım diye lütfen özür diliyorum demiş. İş yerleri açıldı ama ben bugün işime gelemedim. Çünkü ulaşım yok. Nasıl yaparlar bunu? Ulaşım olmayınca ben işime Mausa bölgesinde nasıl geleyim demiş. Bununla ilgili görüşünü merak ediyor. Çok teşekkür ediyorum nazik sözleri. Hiç basit bir soru değil. Hiç çekilmesin. Gayet yerinde bir soru. Evet, çok çok yerinde. Çok samimi olarak söyleyeyim. Ulaşımın bugün başlamadığından haberim yok. İtiraf etmeliyim. Hemen bilgi alayım bu konuda. Hiç düşünememiştim böyle bir şeyi. Elbette ulaşım olmadan insanların işe gitmesi nasıl sağlanabilir ki? Bunu beklemek mümkün değil. Bir de bu içinde bulunduğumuz ekonomik zorluklar içerisinde, yani artık bundan sonra özel arabayla işe gitmek hiç mümkün olmayacaktır. Ulaşım hizmetleri hiç aksamadan bugün mağazalarla birlikte, iş yerleriyle birlikte rutinine geri dönmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Dönmediğinden haberim yok. Özür diliyorum. Hemen takipçisi olacağım. Evet, benden buradan öksürdüğüm için özür diliyorum. Bazen korkuyoruz öksürmekten, hapşurmaktan gerçekten, ama herhangi bir sıkıntı yok. Onu da belirtelim. Elif Soyer, bu dönemde parti olarak hazırlık yapamazsınız. Bu dönemde birlik olup neler yapılabilir diye çözüm üretilmesi gerekir. Ekonominin gittiği zamanı atlatamadınız. Şimdi neyi tartışıyoruz? O zaman niye krizi atlatamadınız demiş Elif Hanım. Var bir yanıt. Bu sürecin başından itibaren, ilk gününden itibaren Cumhuriyetçi Türk Partisi bu kriz yönetiminde yer almaya hazır olduğunu, bununla ilgili gerekli olan uzman kapasitesini hemen harekete geçirdiğini, 3 ayrı komite çatısı altında çok detaylı, aynen hükümetteymişiz gibi yapılması gereken tedbirleri politikalar olarak derlemiş. Genel Başkanımız tarafından Sayın Başbakan ve yardımcısına bizzat iletilmiş, kamuoyuyla paylaşılmadan önce iletilmiş ve bu kriz yönetiminde yer alırken alınacak radikal kararların gerektirdiği siyasi sorumluluğa da hazır olduğumuzu bildirmişiz. Bunu seyircimizin çok iyi not etmesini rica ediyorum. Genel Başkanımız bunu muhtelif vesilelerle kamuoyuyla paylaşmıştır. Fakat bu üzerinde siyaset yapılacak veya bu reklam edilecek bir konu değildir. Bizim de aynen hükümette olan partiler gibi bizim de asgari sorumluluğumuz olduğunu değerlendiriyoruz. Bu müçbir sebepten kaynaklanan krizi ve birçok değişik şekillerde gerek sağlık, gerek eğitim, gerek ekonomi, gerek maliye alanları başta olmak üzere katkılar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz sonuna kadar. Biz bu süreçte hiç siyaset peşinde olmadık. Bunu çok rahatlıkla size söyleyebilirim. Doğruları doğrudur dedik ve alkışladık. Mesela 14 Mart günü kapatma kararının alınmış olmasını her yerde takdirle karşıladığımızı, belki de 54 günde bu noktaya gelebilmemizin başlıca sebebi olduğunu takdirle söylüyoruz.
doğru alınan kararları da alkışlıyoruz. Yanlış olanları da doğrusunun ne olduğunu ortaya koyarak eleştiriyoruz. Sırf siyaset yapmak için değil. Onun için hiç pasif kaldığımızı kabul etmiyorum. Sorumluluk almadığımızı da hiç kabul etmiyorum. Bunlar doğru değildir. Belki iyi bir iletişim kuramadık. Biz de elbette partiyi kapatmak durumundaydık. Tüm personelimizi evde kalmaya çağırmak zorundaydık. Bir takım imkanlarımızda sınırlamalar oldu. Belki iletişimini olması gerektiği kadar iyi yapamadık ama Cumhuriyetçi Türk Partisi aynen iktidardaymış gibi sorumluluğunun bilinci içerisinde hareket etmiştir. Evet. Çok mesaj var, onların hepsini okuyamayacağım buradan, çok özür dilerim. Çok tutmak da istemiyorum sizi. Son olarak şimdi siyaset konuşmayalım diyoruz aslında. Önümüze bakmamız gerekiyor. Bu süreçte neler yapmamız gerektiğini hep konuşuruz ama yeni bir dünya, yeni bir dünya düzeninde özellikle ülkemizde en çok ne değişmeli? Yasalar mı, sistem mi, politikalar mı? Bu konudaki de görüşünüzü alalım. Böyle yavaş yavaş nokta koyalım o zaman. Evet, şimdi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dünya komple yeniden şekillenecek. Ben buna çok inanan birisiyim. Bu öngörüyü özümsemiş birisiyim. Zaten bugün itibariyle de bu değişimi, bu yeniden şekillenmeyi yaşıyoruz. Yani yaşayarak görüyoruz. Kuzey Kıbrıs özelinde bu yeniden şekillenme sürecinde öncelikle siyasette bir reforma ihtiyacımız vardır. Siyasette bana göre bu COVID-19 süreci çok güzel bir ders olmuştur. Umarım öyle olmuştur. Siyasette Kuzey Kıbrıs'ı ve Kıbrıs Türk halkını dünyadan tecrit ettiren siyasi vizyonun artık geride kalması gerekiyor. Zaman milliyetçilik, korumacılık, kapalılık ve kendi kendimize yeterli olabiliriz siyaseti tamamen geçerliliği ortadan kalkmamıştır. İşte gördüğünüz üzere bu tür durumlar yaşanabiliyor. Olağan dışı etkileri olan felaketler olabiliyor. Burada siyasetin yeniden şekil alacağı bu süreçte bir an önce Kıbrıs'ta siyasi eşitliğimizin tartışılmayacağı, bir kere daha tartışılmayacağı bir federal Kıbrıs çözümüne tüm partilerin, hangi siyasi görüşte olursanız olun, tüm partilerin buna destek vermesi, barışçıl olması, liderlik vasıflarının ön plana çıkması, gerekli reformların, dünyayla uyumlu reformların öncelik haline gelmesi, diğer ülkelerle ve birliklerle dayanışma ve işbirliğine içerisine girebileceğimiz bir siyasi statünün ivedilikle oluşması için herkesin katkı koyması gerekiyor. Siyasi farklılıklarımız iç konularda, iç yönetim konularında, sosyal, ekonomik, eğitim vesaire, ulaştırma gibi konularda farklı olsun, elbette farklı olsun. Farklılıklar rasyonel kararlar için temel gereksinimdir. Ama Kıbrıs Türk halkını ne olur dünyadan tecrit edilmiş konumda bırakacak olan bu vizyonu tarihe gömelim. Birinci söylemek istediğim bu yeniden şekillenme sürecinde budur. İkincisi, sosyoekonomik yaşam, sosyal ve ekonomik yaşamımızda ciddi bir reform ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu reformda, ekonomik reformda Kuzey Kıbrıs'ın, yani bir tipik bir ada ekonomisine sahip olan ve işte takriben 400-500 bin nüfusu olan bir ülkeden bahsediyorum.
Kuzey Kıbrıs'ın rekabet alanı, bilgi teknolojileri alanında olmalıdır diyorum. Bilgi teknolojileri alanı için gerekli olan akademik bir altyapıya sahibiz. Üniversitelerimiz vardır. Hı hı. Bu üniversitelerde de bildiğiniz üzere teknoparklarımız vardır. Bilişim teknolojilerinde üretilen teknoloji ürünlerinin menşei olmadığı için tabir caizse bir bulut vasıtasıyla pazarlandığı için Kuzey Kıbrıs üzerindeki yaptırımlar bu sektörde üreteceğimiz ürünlerin dünyada pazarlanmasına engel. Evet, görüntümüz gitti sanırım Sayın Toros konuşurken. Evet, yeniden bağlanacak eminim. Tekrardan bir deneyelim ki en azından son sözlerini alalım ve kapanışı alalım kendisinden. Hazır. Evet, hazır. Arada internetimiz gidip geliyor. Çok normal bu durum. Evet, kusura bakmayın. Yani bu ekonomik reformun nasıl yapılması gerektiğini anlatıyordum. Ve bileşim teknolojileri alanında Kuzey Kıbrıs'ın yeni bir ekonomik büyüme stratejisi oluşturması gerektiğini anlatıyordum. Yani bu sistemle olmuyor. Yeni reformlara ihtiyaç var. Kesinlikle yeni reformlara ihtiyaç vardır. Çünkü bu haliyle gördüğünüz üzere Kuzey Kıbrıs gittikçe büyüyen bir nüfusu karşısında sadece 8 milyar 800 milyon bütçeyle halkı layık olduğu refaha kavuşturamaz. Bunu ifade ediyorum çok basit kelimelerle. Bunu da yapabilmek için diyorum, bilişim teknolojileri alanında teknoloji ürünleri ve ARGE faaliyetleri için daha proaktif bir çalışma yapmamız lazım. Elbette turizm, yüksek öğretim, gayrimenkul, yani dış kaynaklı parayı ülkemize getiren, bizim tabirimizle görünmez ihracat faaliyetlerinin de çok daha organize, çok daha geniş bir ülke yelpazesinde pazarlanmasıyla orada da gelirlerin rahatlıkla artırılabileceğini değerlendiriyorum. Ekonomik reformlar bana göre bu iki başlık altında yürütülmelidir, değerlendirilmelidir. Eğitimde ise eğitim, biraz önce online eğitimi tartışırken söylemiştim. Bizim ülkemizde eğitimin zaruri unsurları olan sosyal ve kişisel gelişim, yani sanat, spor ve diğer ilgi alanlarında bir kişi oluşmasına katkı koyan diğer tüm alanlarda Kuzey Kıbrıs'taki eğitimin geride olduğu kanaatindeyim. Bunun bir sebebi de tam gün eğitim olmamasıyla alakalıdır diye düşünüyorum. Bu ülkenin eğitim sistemi de bir kişinin kariyer hayatında ihtiyaç duyacağı tüm unsurlara sahip olabileceği bir eğitim şekliyle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da ciddi bir reforma ihtiyaç olduğu kesindir. Yüksek öğretimde 100 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yaptığımız çok büyük bir sektör haline gelmiş, biliyorsunuz. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı ayrıldığını işitiyorum. Bu COVID sürecinde geri gelip gelmeyecekleri belli değil. Onların geri gelmesini sağlayacak bir takım avantajlar yaratmalıyız. Çok kısa vadeli bir reformdur bahsettiğim. Bunların geri gelmesini ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam etmelerini, üniversitelerimizi ayakta tutmaları çok önemlidir. Bizim ekonomimizde çok önemli bir yer oluşturuyor öğrenciler. Bunları geri almamız için proaktif bir tanıtım aktivitesine ihtiyaç var. Bunun için de yeni bir fon oluşturmamız lazım. Keza benzer şeyleri turizm
turizm için de söyleyeceğim. Şimdi turizmde de ülkemizi çok hızla yeniden markalaştırmamız lazım. Ne demek istiyorum? Mesela Akdeniz'in sağlık güvenliği açısından en güvenli ülke olduğumuzu bir enstrüman olarak kullanabiliriz ve kullanmalıyız. Unutulmamalıdır ki insanlar bu yıl tatillerini virüs açısından güvenli olan bir ülkede geçirmeyi tercih edeceklerdir. Birinci markalaşma enstrümanı o olmalı diye düşünüyorum. Bunun üzerine odaklanan bir tanıtım kampanyası yapmamız lazım. İkincisi, kitlesel turizm yerine aile turizmi, bireysel turizm, kültür turizmi, balay turizmi, spor turizmi gibi turizm çeşitlemelerine odaklanmalıyız. Çünkü kitlesel turizm maalesef bu riskin devam etmesine hizmet eder. Bundan imtina etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sanıyorum biraz 90'lara gideceğiz. Karavan turizmi yaşayabiliriz bu yıl. Yakın vadede yani inşallah otellerimiz bu ayın ilerleyen haftalarında açıldığı günden itibaren bana göre üzerinde odaklanmamız gereken hususlar bunlardır. Aksi takdirde ülkenin güvenliği, şu anda sahip olduğumuz sağlık güvenliği tehlikeye girer ve bu da ülkemize insanların gelmesini olumsuzlaştırır. Evet. Biz çok teşekkür ederiz katkı koyduğunuz için bu zaman diliminde. Sosyal, ekonomik yaşamı tartıştık, yeniden açılma ve normalleşme çalışmalarını tartıştık sizinle, ekonomik boyutunu, özellikle okulları da konuştuk. Konuşabildiğimiz kadar çok da konuşacağız ilerleyen zamanlarda. Sadece bir soru takıldı buradan, onu bir kez daha ilettiğiniz, söylediğiniz ama bu soruyu bir kez daha açmak istiyorum. Daha doğrusu 2-3 tane bu yönde soru var. Sayın Torus tam anlayamadım demiş, toparlamak istiyorum böyle mesajları. Bu açılıma, yani karşı değilsiniz, yani şu anda açılma gerçekleşti, buna katkı koyuyorsunuz. Zamanıydı, bir hafta önce de açılsaydı bir şey fark etmezdi, sonra da açılsaydı fark etmezdi. Demek ki şu anda doğru bir zamandı, doğru mu anladık diyor izleyicilerimiz. Bir kez daha bunu bir tekrar edelim, çünkü risk devam ediyor dedik ama sizin sanıyorum açıklamanızı ya tam anlayamadılar ya da geç açtılarsa televizyonu, bir kez daha bunu tekrar edebilir miyiz? Bu kısmi açılmanın ilk gününü kısaca değerlendirelim ve nokta koyalım. Nasıl değerlendirirsiniz? Uygun bir zaman mıydı, değil mi? Onu çok merak edenler var, bir kesim var. Şimdi uygun zamanın tanımını yapalım öncelikle. Bana göre uygun zaman, yeniden açılma için uygun zaman, bana göre takvim üzerinde belirlenecek bir tarihten ibaret olmamalıdır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Uygun zaman, Sağlık Bakanlığı'nın bir pandemi hastanesi, bir salgın hastanesi yaptığı zaman olmalı. Testlerimiz, nüfusumuza göre. Zaman, nüfusun takriben %5'i kadar, yani takriben 25 bin testin yapıldığı zamandır. Uygun zaman, yoğun bakım ünitesinin ve kamu sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırıldığı gündür. Uygun zaman, bu virüsün yayılma riskine karşı alınacak önlemlerin denetim altında yürürlüğe girdiği gündür. Şimdi bütün bu saydığım unsurlar sıfır noktada değildir. Ama olması gereken noktada da değildir. Umuyorum ki bugün ve bugünden itibaren bu az önce saydığım gereksinimler Sağlık Bakanlığı tarafından, bilim kurulunun gösterdiği yön doğrultusunda siyaset belirleyecek hükümet tarafından dikkate alınır ve ivedilikle diğer hizmet sektörlerinin de kapılarında, uçuşlarında, limanlarında
açılabileceği bir güne bir an önce varırız. Yine tekrarlıyorum seyircimizin doğru anlaması için. Ben bugün veya yarın veya bir hafta sonra uygun mu sorusuna girmeyi doğru bulmuyorum. Hayatın normale dönmesi için gerekli olan sağlık altyapısının artırılması, geliştirilmesi ve potansiyeline eriştirilmesi gerektiğini söylüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz katkı koyduğunuz için. İlerleyen zamanlara dediğimiz gibi yine tartışacağız, yine konuşacağız. Bugün farklı bir gündü. Bugünün farkını yarın, öbür gün, diğer gün anlayacağız diye düşünmekteyim. Kolay gelsin sizlere, iyi çalışmalar efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese de sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hızlı hızlı mesajları okuyorum ve diğer telefon bağlantımızı alacağız. Nurcan Uzmaner Mısırlısoy, evet gerçekten çoğu kişilerin maskesiz dolaştığını görüyoruz demiş. Bazı kişiler demek ki ciddiye almıyor, Allah acısın hepimizi demiş. Bir izleyicimiz, bugün giydiğim kıyafeti çok beğendi. Teşekkür ederim kapçıklar. Bugün de özel böyle kapçık kapçık da yollayayım size böyle. Kapçık şekli de yapayım. Kapçık giydim ben bugün. Sevgimiz bol olsun diye. Özel giydim bugün sizlere. Eylem Şahoğlu, bugün açıldık da gördük kimse önlem almıyor demiş. Herkes maskesi, sosyal mesafe yok. Umarım gerçekten salgın bitti, yoksa çok kötü günler bizi bekler demiş. Maske olayına aslında baktığım zaman, ben bugün yolda geldiğimde herkes maskeliydi. Bir kişi bile görmedim sokakta maske takmayan. Demek ki varmış istisnalar. Şükrü Ateş, iyi yayınlar dilerim. Asıl şimdi daha tedbirli olmalıyız. Doğrudur. Bugünden itibaren tedbirli olmamız gerekiyor. Onur Bey, selamlar. Yine banka önlerinde kalabalık. Diz boyu hiç mesafe yok demiş. Uçaklar ne zaman açılacak öğrenebilir miyim demiş. Buradan ileriye gidemiyoruz. Uçakları nasıl uçuralım Orhan Bey? Bekleyin bakalım biraz daha. Sevgili İlker, tamam mısın? Evet, gayet iyi. Aydın Bey'in? Evet, Aydın Soyer'e bağlanacağız. Telefonu kapalı çıkıyor. Aydın Bey, telefonunuz kapalı çıkıyor. Aydın Bey'e bir WhatsApp'tan yazalım. Aydın Soyer, telefonunuz kapalı. Yazıyor, bekliyoruz. Evet, Cemre Yorgancıoğlu şu anda görev başında. Kendisi büyük bir ihtimalle yoğun çalışıyor bankada. İyi yayınlar demiş de teşekkür ederiz. Telefonum açık diyor Aydın Bey. Bir daha deneyelim. Acaba ben mi yanlış numara verdim sevgili İlker sana? Çok özür dilerim buradan. Bazen söylüyorlar bana, işte yazıyorsun, şunu yapıyorsun. Kimi yazıyorsun? Sevgili İlker'e yazıyorum ben burada. Bir daha bir kontrol edelim bakalım, numarayı doğru mu verdim ben Aydın Bey'in? Şimdi yanlışlıkla söylermişim numarayı. Evet. Deneyelim bakalım. Şimdi nerede kaldık? Ne konuşurduk? Kısmı açılmanın ilk gününü tartışıyoruz. Hayatı tartışıyoruz bugün. Bugünden itibaren herkes birbirinden sorumlu olacak dedik. Herkes kendini ve sevdiğini korumak zorunda. O yüzden bugün kapçıkları giydim ben. Herkese de bol bol kazançlar diledik. Bol kazançlar diledik. İyi dileklerde bulunduk. Aman mesafeye dikkat dedik. Kurallara uyalım lütfen dedik. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde 31 Mart'ta uygulamana başlanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugün bitti, sona erdi. Maske zorunluluğu devam ediyor halen daha. Eczaneler ve bankalarsa bugünden itibaren normal çalışma saatlerine döndü. Okullar, kreşler, dershaneler, kuaförler kapalı. Kamu 15 Mayıs'a kadar normal çalışma düzenine dönmeyecek.
Bunları da sizlere aktarmış olduk. Ve daha neler var bakalım bakalım. 15 Mayıs'a kadar da kapalı kalmaya devam edecek iş yerlerini biliyorsunuz. Restoranlar, kafeler, barlar, kafeteryalar, pastaneler, büfeler, turizm sektörü, otel, gazino bunlar hep kapalı olacak. Spor da yok, dans yok. Kapalı her şey. Kahvaneler, lokaller, spor kulüpleri, çocuk parkları, misafirlik yok. 15 Mayıs'tan sonra bakalım ne olacak. Bu iki hafta çok özür dilerim, bu 15 Mayıs'a kadar durumu değerlendireceğiz. Bakalım bir bulaşma riski olacak mı, olmaması dileklerimizi her zaman söylüyoruz. Şimdi bakalım hazır mı? Aydın Bey hazır, ulaşmışık kendisine. Evet. Genç murakıplarımızdan Sayın Aydın Soyer bizlerle birlikte, yetkili muhasip murakıp kendisi, ekonomi boyutunu tartışacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar Muazzez Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Nasıl dışarıda, durum ne, birazcık durumu alalım sizden. Büyük bir ihtimalle siz de dışarıdasınız, dışarıdaydınız, çıktıysanız eğer. Evet. Neler gözlemlediniz, bir ilk o havayı alalım sizden, daha sonra da tartışalım bakalım bu koronavirüs krizinin piyasaya etkilerini, neler yaşayacağız bundan sonra. Döviz bir yandan yükseliyor. Bir dışarıdaki havayı alalım sizden. Biz burada kapalı olduğumuz için bilemiyoruz. İzleyicilerimiz kurallara uymuyorlar, maske takmıyorlar diyen bir kesim var. Buyurun. Yani öncelikle size çok teşekkür ederim böyle fırsat tanıdığınız için. Tekrardan Genç TV'ye size saygılar, sevgiler diyorum ben. Şimdi öncelikle sabah evimden çıktım, ofisimdeyim şu anda. Ve evden ofise giderken gözlemlediğim noktalar, çoğu kişi gerçekten bu işte kurallara uyuyor, bu tedbirleri alıyor. Ben fazla bir olumsuz bir hava görmedim şu anda. İnsanımız her şekilde duyarlı ve her türlü tedbirleri alıyorlar diye dedim. Sonuçta gözlem yaptım. Zaten benim halkımıza sonsuz güvenim var. Bizim halkımız her zaman duyarlı ve ciddi şekilde bilinçli olduğunu düşünüyorum. Zaten bu süreçte de gördük. Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız bu süreçte çok ciddi şekilde tedbirler aldılar. Ve bu tedbirleri tam gerçekten zamanında aldılar. İnanıyorum ki gerçekten başarılı oldular diyorum ben. Zaten bakıldığında vaka sayımız oldukça başka ülkelere kıyasla çok düşük. Geçen gün ben şeyi gördüm, Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkeler arası yaptığı kıyası gördüm ki Güney Kıbrıs'ın yönetimi, Rum yönetimi orada 5. sıradaydı ki işte Güney Kıbrıs'ın yönetiminin vaka sayısı ortada, tedavi sayısı ortada. Bizim tedavi sayımız olsun, vaka sayımız da ortada. Biz oldukça onlardan daha da iyideyiz ve biz şu anda dünyadaki en iyi, gerçekten bu süreci atlatabilen, vaka sayısı olsun, tedavi etmekte olan bir ülke olduğumuzu düşünüyorum ben. Öteki çağdaş ülkeye de bakıldığında durumlar ortada, ciddi şekilde vaka sayıları var. Düşünün, Birleşik Krallık bile ki bu ülkenin en çağdaş ülkelerinden biri, tedavi etmekte olduğu insan sayısını bile tam olarak belirleyemedi. Bunlar bir şekilde KKTC'nin bu süreci ne kadar tecrübesiz olmasına rağmen ki biz pandemi hastalığını en son 2014'te Ebola hastalığında gördük. Buna rağmen ne kadar başarılı bir şekilde atlattığımızı gösteriyor. Evet, o zaman şimdi gelelim endişelerimize. Sosyal, ekonomik yaşamı tartışıyoruz. Ekonomik boyutu tartışıyoruz bir yandan. Bugün açılma sağlandı. Bugün esnafların yüzü ne kadar gülecek? Onu da tartışalım. Şimdi bu zorlu süreç, çok zorlu bir süreç. Özellikle kamu ve özel sektör için alınan ekonomik önlemleri ilk bir tartışalım sizinle. Daha önce de tartıştık aslında. Şu andaki durumu bir değerlendirecek olursak, kamu ve özel sektör için alınan ekonomik kararlar, tedbirleri nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi daha önce de söylediğim gibi biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak böyle bir olaya ciddi bir tecrübesiz ülkeyiz ve devletiz. Ancak daha önce bu konuları daha önce konuştuk sizinle de, tekrardan paylaşmak istiyorum vatandaşımızla. Şimdi hükümet kademeli olarak gerek sağlıkta gerek ekonomide tedbirlerini almıştır. Ancak bizim ülkemizin handikapı bir tanesi. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütçesinin %78'i kamu ve benzeri çalışanlarına gittiği için ve bir de bizim maalesef KKTC Merkez Bankamızın emisyon işlemini yapamadığından dolayı, bir emisyon işlemi de işte piyasaya ilk sürülen kağıt parayı işlemini yapamamızdan dolayı biz handikaplara dolu bir ülkeyiz, bir adayız. Ama ancak onlara rağmen hükümet elinde olan tüm kaynakları en iyi şekilde kullandı ve tedbirlerini aldı. Ancak bu tedbirler
gerçekten gönül isterdi ki daha böyle mali yönden daha güçlü bir yapıda olsaydık ve keşke mesela örnek veriyorum size 1500 yerine keşke altımızda 3000 TL 4000 TL daha da bilseydik veya işte kamu ve işte benzeri çalışan maaşlarının kesintilerini yapmasaydık. Çünkü neden? Ülkemizdeki gayri safi yurt içi hasılatın büyük bir boyutunu bu kamuda ve benzeri çalışan insanlarımızın maaşları oluşturuyor. Yani bu kişilerin gayri safi yurt içi hasılatta ciddi bir payları var. Bunları da burada söylemek istiyorum. Ancak hükümetimiz burada ekonomik tedbirlerin daha çok tasarruf bir şekilde, tasarruf aslında tedbirleri almaya çalıştı. Aslında burada bir cebinden aldı, öteki cebine koydu diye düşünüyorum. Çünkü kamudan yaptığı kesintilerle, o kesintilerle işte bir şekilde işte piyasaya sıcak parayı enjekte etmeye çalıştı. Ancak belli başlı yasalar da yaptı. Daha önce bahsettiğim gibi işte polis yasası hakkında yasa gücü kararname çıkarttı. Bu neydi? Bu takas çeklerinin 30 Mart'ta kesilen çeklerin 3 ay ötelenmesi ve böyle ya da çekleri işte yaptığı 1 aylık ötelemeyle tekrardan 3 aya çıkartmasını yaptı. Bu da işte tedarik zincirinin ödeme sistemini bir şekilde öteledi. Ve bu ötelemeden dolayı da hükümet bu ötelenmenin bir şekilde kısıtlanması için ve piyasayı etkilenmesini asgari indirmesi için hükümet 3 tane paket çıkarttı. Yani piyasaya sıcak parayı bir şekilde krediyle vermeye çalıştı. Ancak burada da bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi gerek işte Merkez Bankamızın, Bankalar Birliği'nin ve hükümetimizin ortak çalışmasıyla 1 milyar TL bir fon ayrıldı bundan dolayı. Ancak hala daha üstünde bu işte Bakanlar Kurulu'nun kararından sonra hala daha bu paketle ilgili hiçbir icraat tam olarak gerçekleşmiyor. Çünkü bankalarımızda hala daha böyle bir şeyden haberi var ama şeyleri yok. Mesela resmi olarak bir kendilerinin elinde mesela belgeleri yok ve şu anda giden işte vatandaşlar, bankadan kredi almak isteyen vatandaşlar bankalarımız tarafından daha bekletiliyor. Bu da bir aslında bir olumsuz yönde etkiliyor piyasayı. Çünkü sıcak parayı bir an evvel bu ülkeye bir şekilde pompalamamız lazım. Çünkü şu anda biz açtık ofisimizi. Açtık. Ben de bugün tam gün olarak çalışıyorum kendi ofisim ama hiçbir şey eskisi bile değil. Çünkü gerçekten müşteri sayısı az. Yani Mayıs sonu yeni bir boşlanma olabilir. Şimdi efendim bu ekonomik sıkıntının boyutunu biz Haziran'da hissedeceğiz. Çünkü Haziran'da bu çeklerin süresi gelecek. Ve bu çeklerin süresinin gelmesiyle ödeyememe kısmı da artmış olacak diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu anda piyasa çok durgun ve ciddi şekilde bir daralmaya gidiyor. Yani ülkemiz şu anda mesela resesyona doğru gidişte. Resesyon yaşıyoruz şu anda ülkemizde. Ve bu resesyondan sonra mesela depresyon gelecek ya. O yüzden bir an evvel hükümetimizin bu sıcak parayı piyasaya pompalaması lazım. Ancak dediğim gibi işte bankalar hala daha o gerekli resmi belgeyi bilgilendirmeyi Merkez Bankası'nda almadılar. Bu bir gerçek. Bu yüzden burada aslında Merkez Bankası'na mesaj veriyorum. Hükümete mesaj veriyorum. Bir an evvel bu ticari bankaları bilgilendirin ve bu sıcak parayı vatandaşla buluşturun. Bu evet. Büyük bir sıkıntı. Evet. Şimdi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepimiz bunu beynimize bir köşesine yerleştirdik. Hepimiz de bunun farkındayız. Genelde herkesini özelde kamu çalışanlarını o zaman ne günler bekliyor? Baktığımız zaman kimsenin cebinde para kalmadı deniliyor. İşleyen çalışan maaşlarının yarısını aldı. Çalışamayanlar hiç ödenemiyor. 1500 TL dedik belli bir zaman dilimi içerisinde verilecek. Daha sonra bu para verilebilir mi? Ne günler, neler bizi bekliyor? Genelde dediğim gibi herkesini özelde de kamu çalışanlarını ne gibi günler bekliyor o zaman Sayın Soyer? Efendim, Uluslararası Para Fonu'nun Dünya Belirsizlik Endeksi bile bu COVID-19'un yaratacağı ekonomik krizin belirsizliği içerisinde ve belirsizlik had safhada. Biz ülke olarak 5 Nisan 1994 ondan sonra 2001 işte bankalar krizi, 2008 finansal krizlerini yaşamış bir ülkeyiz. Ancak koronavirüsünün boyutu bu krizlere göre oldukça yüksek. Analistlerin yaptıkları durumlara göre, tahminlere göre 2000
2013'te yaşanan Ebola krizinin 20 kat büyüklüğünde bir kriz var şu anda ve 2003 ve 2004 SARS krizinin de 3 kat büyüklüğünde bir kriz var. Ki dediğim gibi bizim ülke olarak ciddi şekilde handikaplarımız var. Bunlardan biraz önce bahsettiğim bütçemizin 178'ine yakın bir rakam kamu ve işte benzeri çalışanların maaşlarına gidiyor. Emisyon işlemini yapamıyoruz. Yani bizim ciddi bir şekilde sıkıntı yaşayabiliriz. Ancak umutsuzluğa kapılmayalım. Çünkü şu anda gördüğünüz gibi sağlık yönünden, vaka sayısı yönünden, tedavi etme sayısı yönünden oldukça çok iyiyiz ve dünyada gerçekten iplerin içerisindeyiz. Biz bu krizi lehimize çevirirsek ki burada başkonsolosluklarımıza ve işte dış temsilcilerimize ciddi şekilde görevler düşüyor. YAGA'ya ciddi şekilde görevler düşüyor. Ve dışarıdan gelen yatırımcıyı ülkeye çekebilirsek ki şu anda özellikle İngiltere'den 40,5 iş adamımız bu ülkeye gelmek istiyor, yatırım yapmak istiyor. Bu gerekli ortamları, elverişli ortamları sağlayabiliriz. Ki şu anda döviz TL'nin karşısında ciddi şekilde değerini kazandı. Ki şu anda elverişli ortamlar çok mevcut. Bu insanları bu ülkeye çekebilirsek ve yatırımları sağlayabilirsek tabii burada hükümet teşviklerini de yapması lazım. Hatırlayacaksınız bundan 15-20 yıl önce İngiltere'den gelen Kıbrıs'ı çocuklar araba alırken teşvikler alıyordu. Neydi? İşte %50 işte gümrük indirimleri. Bunlar gibi işte benzeri teşvikleri sağlayabilirsek hükümet olarak bu ülkeyi, bu krizi bir şekilde geçe lehimize çevirebiliriz ve sıcak parayla vatandaşı adam buluşturabiliriz. Piyasanın şu anda çok sıcak para ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi Türkiye'den hükümetimiz geçe beklenti içerisinde bir para bekleniyor. Ancak çok uzun bir süre olduk. O para hala da ortada yok. Yani bu paraya biz bir şekilde tamah aslında etmememiz lazım. Bu para gelirse gelecek ama gelmezse de biz kendi ayaklarımızın üzerinde kalmamız lazım. Kendi fırsatlarımızı değerlendirmemiz lazım. Ve dışarıdan gelen yatırım gibi ülkeye diyorumsa bir şekilde sokmamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Mesajlar var. Kısa yer vermek istiyorum. Sayın Soyer demiş, görüşlerinizi dikkate alıyoruz. Bu süreçte peki örneğin bizler ev gündelikçi olarak nasıl etkileneceğiz, nasıl ayağa kalkacağız? Ev gündelikçileriyle ilgili görüşünüz nedir? Ekonomik tedbirler çerçevesinde hükümet bu yönde ne gibi kararlar alacak? Bununla ilgili görüşünüzü merak ediyor. Ev gündelikçileri eğer kendisi sigortaya kayıtlıysa ki eminim kayıtlıdır arkadaşımız, o da bir şekilde 1500'den bir şekilde faydalanacak. Ancak şu anda işte belirsizlik ortamından dolayı gerek işverenlere gerek vatandaşlar herhangi bir kurum, yani bu süreçte ekonomide kayıt dışı olmayan kişiler bu zor süreçten etkilenecek. Kayıt dışı olanlar maalesef bu 1500 TL'den bir şekilde faydalanamayacaklar. Bu bir gerçek. Ancak dediğim gibi bu krizin belirsizliği had safhada, bu belirsizliğin faturası hesaplanamıyor. Bundan dolayı da insanlarımız belirsizlik ortamında olan gerek işte yatırımcı olsun gerek vatandaş olsun maliyetlerini bir şekilde düşürmeye çalışacaklar. Bundan dolayı da arkadaşlarımız temizlikçi oldukları için bilemiyorum ama inşallah o ortam yaratılmaz ama umutsuzluğa kapılmasınlar. Biraz evvel bahsettiğim gibi hükümet bu krizi bir şekilde lehine çevirebilir. Eğer gerekli çalışmalar yaparsa ki burada işte YAGA'ya da çok ciddi şekilde görevler düşüyor. YAGA en iyi etkin bir şekilde çalışmalı ve dışarıdan gelen yatırımcıyı bu ortamlarda sıcak parayla sonuçta dışarıdan gelen yatırımcıyı bu ortama sokmalı ve piyasaya enjekte etmeli. Bu işte bürokrasinin yarattığı hantal yapıdan da kurtulmamız lazım. Artık bunun gerçek zamanı gelmiştir. Çünkü işte bürokrasimizin hantal yapısından dolayı da dışarıdan gelen yatırımcılar ülkeye gelmekte çekiniyorlar. Ancak hükümet bunu bir şekilde yine çevirip vaka sayımızı kullanaraktan turizm ve işte sağlık turizminde bir şekilde hareket indirerek dışarıdan gelen yatırımcı ülkeye sokarsa bu süreci hiçbir kesim çok ciddi şekilde yer almadan alacak diye düşünüyorum. Evet. Son olarak bir şey daha soralım. Bunu bir kez daha hatırlatalım izleyicilerimize. Sosyal sigortaya kayıtlı çalışanlara ve belli başlı işverenlere çalışmadıkları aylar için 1500 TL maddi kaynak verilecek. Ama bu doğru. Süreçte ekonomide kayıt dışı olmayan kişiler her kişi gibi bu zor süreçten de etkilenecek. Bir de tam tersi vardı bunun biliyorsunuz.
ihtiyacı olmayan bile bu 1500 TL'ye talip oldu. Bunu da yaşadık, şimdi bunu efendim, da gördük değil bak, mi? Evet, gördük. Ancak bir şey söyleyeyim bu konuyla ilgili. Bir yasa çıkarsa o yasa herkes içindir. Yani o yasadan herkes faydalanabilir demektir. Burada hükümet olsun hiçbir şekilde ayıramaz yani. Evet, senin durumun iyiyse bu fark. Sen bu yasadan faydalanmazsın. Böyle bir ayrımcılık yapamaz. Bir yasa çıkarsa yasadan herkes bir şekilde faydalanmalı diye düşünüyorum. O artık işverenlerimizin, zaten belli başlı işverenlerimizden biliyorum. Bu süreçte hiçbir şekilde duruş vermediler ki, biliyorsunuz bakanlar kurum kararı da buydu, duruş 30 sene kadar hiçbir şekilde duruş vermeyecek ve maaşlarına da işçilerini tamamen ödediler. Burada artık işverenin, iş insanlarımızın artık inisiyatifine kalmış bir durum var ki bizim iş insanımız ülkemizde belli başlı iş insanımız etik bir şekilde davranışlarını sergilediler ve her kişi kimseyi mağdur etmeden davrandılar diye düşünüyorum. Ama burada bu yasadan ayıramazsınız yani. Evet, senin bu yasadan dolayı ihtiyacın yok, 1500 TL'yi alma diyemezsin kimseye. Yasa herkes içindir. İnsanlar gerçekten ayıramayız yani insanları diye düşünüyorum. Evet. Ayrımcılık yapmak hoş olmaz. Evet, var mı peki eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz bugüne dair? Çok teşekkür ediyorum. Burada son bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ekonomik sıkıntının olduğu dönemlerde ekonomik tedbirler alınır ve ekonomik tedbirler de ikiye ayrılır diye düşünüyorum. Mali işte politikalar üretmesi lazım. Hükümetimizin, Merkez Bankamızın da para politikaları üretmesi lazım. Bu iki şey dedim işte, bu iki işte bacak bir şekilde hareket etmeli, ortak akılla hareket etmeli. Çünkü ancak bir şekilde başarıya ulaşmak için hem burada mali politikalarımızın hem de para politikalarının en iyi şekilde işletilmesi lazım. Bu süreçte Merkez Bankamıza çok ciddi şekilde görevler düşüyor diye düşünüyorum. Evet. Her ülkede olduğu gibi görüyoruz, bütün bu çağdaş ülkelerde Merkez Bankaları bu işte Covid-19 sürecine ciddi şekilde müdahale ettiler. Merkez Bankası'na burada çok ciddi şekilde görevler düşüyor. Biraz bu piyasaya sıcak parayı ejekte etmeye lazım diye düşünüyorum. Evet. Buradan da Merkez Bankası'na ve işte hükümetimize aslında mesaj vermek istedim. Sıcak parayı bir an evvel bulmaları lazım. Çünkü 30 Haziran'dan sonra ülkede bir kaos daha da artabilir diye düşünüyorum. Evet, 30 Haziran'dan sonra. Çok teşekkür ederiz Sayın Soyer, katkı koyduğunuz ben için. Kolay gelsin sizlere. Saygılar diliyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar. Evet. İnsanlık olarak çok farklı bir zor dönem geçirdiğimizin hepimiz farkındayız. Covid-19 pandemisi yaşamı birçok yönüyle etkilemeye devam ediyor. 10 Mart'ta ülkemizde ilk tanının konulmasıyla başlayan süreç aynı gün okulların kapatılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde ilerledi ve bugüne geldik. Yaklaşık 50-51 gün evdeydik, kapalıydık kimimiz. Bu süreçte alınan tedbirler ve toplumun tutumunu çok konuştuk, çok tartıştık, çok değerlendirdik. Konuşacağız da, değerlendireceğiz de. Farklı bir hayat, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şeyin farkındayız. Bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Pek çok iş yeri açıldı. Gündüz kısmi sokağa çıkma yasağı kalktı. Eldeki verilere bakınca bu aşamadan bunların yapılmasına hazır mıydık tartışmalarını sürdürüyoruz. Şimdi son bir telefon bağlantımız var. Bu arada mesajlarınızı okuyacağım ilerleyen dakikalarda. Kurallarla ilgili gözlemleriniz nelerdir? Kurallarla ilgili gözlemlerinizi bize mesaj gönderin. Kurallara dışarıda uyuluyor mu? Ne gibi, neler gözlemlediğiniz? 0533 872 0 22 872 0 22 WhatsApp iletişim hattı üzerinden görüşlerinizi hızlı hızlı bizlere aktarın. Okuyacağım. Sosyal medya hesabımızdan, Facebook üzerinden de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kurallarla ilgili gözlemleriniz nelerdir? Evet, şimdi son telefon bağlantımız Alsancak'a uzanacağız. Alsancak Belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser'le bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Niçin yapacağız bu bağlantıyı? Talasemia Derneği'ni her zaman söyleriz, kana ihtiyaçları vardır. Her zaman kan rezervesi azalan ve acil kana ihtiyaç duyulan bir derneğimiz var, Talasemialar. Evet. Talasemia Derneği Kızılay İşbirliği'nde yapacakları kan bağış kampanyasına kan vermeye çağırıyor Sayın Ataser. Kan vermeye uygun olan ve vermek isteyenler, sayın izleyiciler, vatandaşlarımız, bugün saat 10'da başladı kan verme işlemi. Saat 16'ya kadar da devam edecek. Alsancak Belediyesi'nin önünde
Bu kan verme işlemi yapılıyor. Sayın Fırat Atasar Alsancak Belediye Başkanı açıkladı dün sosyal medya hesabından. Bugün de bir kendisiyle bir bağlantı gerçekleştirelim. O da bir çağrıda bulunsun. Şu anda telefonu meşgulmuş. Bir daha deneyelim sayın sevgili İlker. İyi misin? Evet sevgili İlker bugün bayıldı. Yani gülüyorum ama durumu iyi gerçekten. Çünkü çok korkardı bugün Covid-19 testini yapacak. Yapmak istemiyordu ama korktuğu başına geldi. Ciddi ciddi anladık gerçekten korktuğunu. Durumu iyi. Bakalım. Evet. Alsancak Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay ve Talasabiya Derneği bünyesinde Alsancak Belediyesi önünde saat 10'dan itibaren şu anda saat 16 saatleri arasında kan bağışı gerçekleşiyor. Kan bağışı kampanyası başladı sayın izleyiciler. Kan verebilecek olan vatandaşlar lütfen belediyeye gitsinler, başvursunlar. Önemli de bunu rica edecek şimdi Alsancak Belediye Başkanı Sayın Fırat Atasar hattımızda. Efendim merhabalar. Hazır Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Alsancak'ta durum ne? Şimdi biliyorsunuz bugün geçen haftada ısı Cuma günü bakanlar kurulun açıkladığı işte bazı iş yerlerinin açılması noktasında bugün bir belediyede bir yoğunluk yaşadık. Yani göremeyeceğimiz kadar bir işletme sahiplerinin talebini, işte açıkçası olan iş yerlerinin talebini gördük. Tabii biliyorsunuz bugün bir kan bağışı olayımız da vardı. Yani daha doğrusu bir şey noktasında temkinli kontrolü de bakmadan iş yerlerinin açılması noktasında hemfikirlik, tabii kurallar vardı, işte sosyal mesafeler noktasından işte hijyeni sağlama noktasından kontrolü yapma noktasında biz belediye olarak üstümüze düşeni en iyisini yapmak için iş yerlerine bugün bilgilendirme noktasında gerekeni söyledik ve takip edeceğiz daha işte biliyorsunuz sıcaklık ölçer cihazından tutun paspası hijyenik paspaslarını talebine kadar hepsini belediye olarak iş yerlerinden talep ettik. Vatandaşın da uymasını, iş yerinin de kontrolü yapmasını, vatandaşı da uydurmasını biz talep ettik. Kontrolünü yapacağız tabii. Ama artık da yavaş yavaş biraz normalleşmemiz gerekiyor. Çünkü olay artık sağlık konusundan, hem sağlık konusuna birlikte hem de ekonomik bir boyuta ulaşmaya başladıydı bölgemizde. Bizim gördüğümüz nokta bir ekonomik boyutuna ulaşacağıdır sıkıntının. Bu noktada işte küçük iş yerlerinin açılması bence doğru bir karardı. Özellikle ulaşımın az olduğu iş yerlerinin açılması doğru bir karar oldu. Çünkü küçük esnafımız her geçen gün daha kötü duruma düşmekteydi. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu hastalığı da bence iyi idare ettik. Gerek Sağlık Bakanlığı olsun, gerekse devletimiz, gerekse belediyelerin bir katkısı noktasında güzel idare ettik, iyi idare ettik ama burada da tabii ki temkinli olmak gerekir. Refahatten bağış olmak gerekir. Kontrolü de elden tutarak aynı süreci iyi yöneterek daha güzel bir noktaya getirebiliriz tabii ki bulunduğumuz noktadan. İnşallah el birliğiyle bu işi atlatırız. Evet. Şimdi biraz önce dedik bugün bir kan bağışı gerçekleşti. Gerçekleşiyor saat 4'e kadar. Yoğunluk ne durumda? Peki onunla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Katılım gerçekleşti mi bu salgından ötürü? Tabii ki çekinenler var. Nasıl katılım var mı Alsancak vatandaşlarından? Katılım vardı. Katılım gerçekten güzel oldu. Vatandaşlarımızın duyarlılığı ortaya çıktı bugün. Gerek spor kulübümüzün, gerekse diğer derneklerin bize bir katkı sağladığını gördük. Güzel bir katılımı elde ettik. Biliyorsunuz bu virüs sürecinde kana ihtiyacı olan Talasabiya Derneği adına biz yaptık bu işi ki gerçekten derneğine konuştuğumuzda da kan ihtiyacının olduğu ve rezervelerinde kanının azaldığını bize bilgisini verdiler. Bu noktada yaptık biz bugünkü kan bağışımızı. Katılım güzel oldu. Şimdi daha devam ediyor biliyorsunuz 4'e kadardır. Bizim kan bağışı zamanımızdaki belirlediğimiz süreç 4'e kadar yapacağız. Boş kalmıyor yani kan arabası boş kalmıyor. İnşallah, boş kalmıyor. Güzel o zaman. Evet, güzel bir katılım oldu. Vatandaşımız duyarlı oldu, personelimiz duyarlı oldu.
derneklerimiz çok destek verdi, kulübümüz destek verdi. Yani güzel bir katılım oldu. Ben herkese teşekkür ederim bu noktada. Oruçluğun vatandaşlarımız, hatta oruçluğun vatandaşlarımız ile kan vermek istedi. Yani, biliyorsunuz oruçluğun vatandaşlarımızın kan vermesi doğru değil diye dedik ve vatandaşlarımızı gönderdik. Ve iftar diyor ama vatandaşlarımız vardı. Ben daha iyi kan vermek istiyorum üstünden. Hatta bu kadar iyi bir noktaya geldik ki oruçlu vatandaşlarımız da ilk anlattık için geldiler belediyeye. Güzel bir katılım oldu. Güzel. Daha vakit var 16'ya kadar, 4'e kadar verebilirler. Bu arada Maramonte Halk Plajı'nın yaz sezonuna hazırlanıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. O konuyla da ilgili birazcık bilgi alabilir miyiz? Önümüz yaz, özellikle denize gideceğiz. Gidecek miyiz? Evet. Onunla tartışmalarını yaparız da nasıl bir hazırlık içerisindesiniz şu anda Maramonte bölgesinde Halk Plajı'nda yaz sezonuna yönelik? Geçtiğimiz haftadan itibaren Maramonte'ye evet, telefonumuz mu koptu? Evet, telefonumuzda bir bağlantı yürütme noktasında çalışmalarımızı devam ettirdik. Sayın Atasel, bir daha alabilir miyiz cümlenizi izninizle? Maramonte'de çalışmalarınız devam ediyor dediniz. Geçtiğimiz haftadan itibaren personelimizden temizlik konusundan bütün işte boya badana eksik olan noktalara tamamlama noktasında bize bir çalışmaya başlattık. Yaz sezonu hazırlıyoruz Maramonte. Şimdi plajlar, bize gelen bilgisi plajların işte 15 Mayıs'ta açılacağı bilgisi verildikse tabii ki aynı şekilde bir normal bir işletme gibi odaki sosyal mesafelerin korunacağı, üfelerdeki satışların şekillerinin belirlenmesi noktasında da yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı'na yapacağımız görüşme çerçevesinde bir şekil alacağız. Şekil belirleyip işte plajı, Maramonte plajını da bir de açma gibi dediğimiz vardı. Çalışmalarımızı yürüyoruz plaj noktasında. Önümüzdeki haftada tamamlayıp 15 Mayıs'ı bekleyeceğiz. Evet. Şimdi birkaç izleyicimizin sorusu var, hemen size yöneltmek istiyorum. Sayın Başkan, her şey açıldı, onay verdiniz, gayet güzel, biz de onu istiyorduk demiş de bu yürüme parkurunda Alsancak bölgesinde, Lefkoşa'dan yazıyor izleyicimiz, ismini vermek istemiyor da yürüyebilir miyiz, hafta sonu oraya gelebilir miyiz, bununla ilgili birazcık bizlere bilgi verir misiniz ya da Alsancak vatandaşları orada yürüyebiliyor mu, belli bir mesafe kuralına uyarak mı bu konuyla ilgili görüşünüzü alabilir miyiz? Sormayın yani böyle sorular ama buyurun sizden alalım cevabı. Yasaklar var sayın izleyiciler, buyurun. Şimdi biliyorsun devletimiz açıkladı işte yürüyüş yolları, spor salonları açılmayacak. Biz 15 Mayıs'a hazırlık yapıyoruz açıkçası. 15 Mayıs'ta açmayı planlıyoruz yürüyüş yolunu falan. Yani şimdilik bir çalışmamız yoktu yürüyüş yoluna ilgili ama açtığımız 15 Mayıs'ta açtığımız sürede daha işte sosyal mesafeyi koruyarak işte iki parkurumuz var. Bir parkuru gidiş yolu, bir giriş yolu, bir parkuru da geliş yolu noktasında. 15 Mayıs'tan sonra yani alınan kararlardan sonra. Şimdi ilgili de çok şu anda öyle bir durum yok yani, bunu söyleyelim. Böyle bir şey mümkün değil yani. Orası da aynı şekilde geçerlidir. Sayın izleyiciler, yani geniş bir alan, güzel bir alan diyebiliriz ama orada da yürümek yasak. Parkur. Evet. Şimdilik bir çalışmamız o noktada yok. Vatandaşa açma gibi düşüncemiz de yoktu. Önümüzdeki 15 Mayıs'ı bekleyip ona göre bir şekil alacağız. Evet. Peki nasıl gözlemliyorsunuz? Alsancak'a konuşacak olursak kurallara uyma noktasında gayet iyi gidiyoruz diye düşünmekteyiz. Herhangi bir pozitif vaka yok, durum yok oralarda. Genel anlamda yok tabii, zaten. Tabii biz biraz önce konuşmamı belirttiğimiz gibi biz kırkateci olarak güzel bir süreç yürüttük. Ben buna inanıyorum. Güzel kapandık, güzel şekiller belirleyerek uyguladık ama tabii ki erken de rahatlığa kazanmak, rahatlığa kavuşmayalım. Süreci iyi yönelerek tabii bu süreç uzun bir süreçti. Hemen bitecek gibi de gözükmüyor. Çünkü doktorların bilim kurumunun da söylediği bu sürecin bir süreçte tekrar bir süreçte geçmeyi
Belediye olarak tabii sahada olan belediyeleriz. Biz belediye olarak çok iyi bir süreci yönettik. İşte gerek yaşa yardımından tutun, gerek ilaçlama noktasından tutun, gerekse giriş çıkışlar noktasında kontrollü bir giriş çıkışı sağladık. İşte biliyorsunuz bizim üniversitede yaşadığımız sıkıntı vardı. Hiç kimse orada bir sıkıntının yaşanmasını tabii ki talep etmiyor, istemiyordu ama bizim oradaki isteğimiz işte bölge olarak olmadığı noktasındaydı. İşte biliyorsunuz ondan sonra 3 tane çalışanımızın orada çalışanın daha doğrusu bulaştığı ve bulaşımda sağa sola sıçradığı noktasında bize daha doğrusu böyle bir bilgi bize girdi ama Allah'tan da öyle bir şey yaşamadık. Yani bulaşım olmadığı bizi sevindirdi. O noktada büyük bir sıkıntı çıktı vesaire noktasında. Yoksa belediye olarak biz bu işi iyi idare ettiğimize inanıyoruz açıkçası. Yardımlar nasıl oluyor peki Sayın Atasar? Yardımlar konusunda neler söyleyebiliriz? İlk zamanlarda iş adamları, iş insanları ciddi anlamda yardım talebinde bulunuyor. Halen daha da bulunuyorlar mı? Kaç belli bir sayı var mıdır liste? Halen daha devam ediyor mu? Bu kadar kişiye daha ihtiyaç gerekiyor dediğimiz kişilerin ihtiyaçları var mı? Talep geliyor mu? Tabii ki şimdi ihtiyaç devam ediyor ki özellikle bizim bölgede biliyorsun inşaat çöpleri ve turizme bağlı olduğu için işte turizmde çalışan, otellerde çalışan vatandaşlarımızın maaşlarını biliyorsunuz geç alıyorlar ve biz de önümüzdeki aylarda daha yarı maaş alacağı bilgisimize geldi. Bu noktada çalışma sektörü olan turizmi bizi de tabii ki yaşa yardımı konusunda zora sokacağı görünüyor. O noktada biz çalışmamızı istiyoruz ama esnafımız da bize gerçekten bu noktada çok yardımcı oldu. İş adamlarımız bize yardımcı oldu. Üreticimiz yardımcı oldu ki bu yardımla devam edildiğimiz şimdi şu an. İşte bahçesinde ürettiğim işte rezervatını biliyorsunuz bu süreçte satamayan üreticilerimiz bunları belediyelere bağışladı. İşte bunları biz de tabii ki vatandaşlarımızı dağıttık. Bölgedeki işte müteahhitlik yapan işte yapsat yapan müteahhitlerimiz bize yardımcı oldu. Onların büyük bir katkısını gördük. İş adamlarının büyük bir katkısını gördük. Yani bu süreci el birliğine yürüttük. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yürüteceğiz. Şimdi bu süreç şimdi hemen bitecek gibi gözükmüyor. İlerleyen süreç tabii ki bu süreç devam edecekti. Bu ilerleyen süreci daha en iyi şekilde yürütmeyi düşünüyoruz. Evet, son bir soru var, onu da hemen aktarmak istiyorum sizlere. Sayın Başkan, belediye yapılan anonsları duyamayan ve Alsancak Belediyesi'nin duyuru SMS kaydı yaptırmak isteyenler için SMS kaydı yaptınız. Bu konuyu tam olarak anlayamadık, birazcık bizlere açıklar mısınız demiş. Şimdi, nedir bu? Biz belediye olarak bir uygulama yapma noktasında çalışmamız başladı. Sayın Atasel, yürümeden konuşursanız onu da söyleyelim size çünkü ses geliyor. Bir yerde sabit durabiliyorsanız ya da rüzgar tabii. geliyor herhalde. Deniz kenarında bir yerde. Olduğum için. Deniz kenarındasınız, Baramonte'de. Evet. Şimdi şeyi söyleyeyim. Biz anons sistemiyle işte vatandaşımıza belediyenin yaptığı veya bölgedeki yapılacak olan iş çalışmaların noktasında bilgilendirme noktasında güzel bir çalışmayı yürütüyorduk. Dedi ki biz de anonsu yapmayalım, Facebook yapmayalım, SMS sistemini de oluşturma noktasında bir data oluşturalım ki vatandaşımıza ulaşabilelim. Yani bir şey yapacağımızda mesaj yoluna vatandaşımıza bir bilgi yapabilelim. Yani iyi bir tatlı bir uygulamayı biz hayatın içinde noktasında çalışmamızı gerekse duyurmak istediklerimizi SMS yoluyla duyurma noktasında böyle bir data oluşturma noktasında vatandaşın işte numarasını, adresini yazsın işte ve onları bize bildirerek biz de ona göre SMS'deki datalarımızı oluşturma noktasında bir duyuru yaptık. Duyurumuz bu şekildeydi Muazzez Hanım. Evet, biz çok teşekkür ederiz. Bugün Alsancak'ın sesi oldunuz. En azından farklı bir güzel bir konuya değindik. Talasemia Derneği için yapmış olduğunuz bu güzel, anlamlı duyarlılık için ben bir kez daha çok teşekkür ederim sizlere. Saat 16'ya kadar, 4'e kadar devam edecek bu kan bağışı. O yüzden tüm vatandaşlarımızı tekrardan oraya davet edelim ve kan bağışında bulunsunlar. Çok teşekkür ederiz. Katkı koyduğunuz için ilerleyen zamanlarda yine tartışacağız, konuşacağız sizinle. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, Alsancak'a uzanmak istedik bugün. Alsancak Belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser'le de görüşelim dedik. Çünkü
ciddi anlamda bugün farklı bir Güzel Telsemiye Derneği için bir kan bağışı kampanyası düzenlediler. Saat 16'ya kadar devam edecek. Bugün saat 10'da başladı. 16'ya kadar da devam edeceğini bizlere aktardı. Biz de sizlere aktarmış olduk. Hasan Nihat Erduran tam ters olacak. Yerli ve milli değerli olacak artık. Göreceksiniz bu ambargolarda ekonomiler eşitlenemez. Bu da çözümsüzlüktür. Uyanın artık be kardeş demiş. Kurallara uymuyoruz maalesef. 1500 TL ile geçinmek durumundayız. Zor bir süreç. Hızlı hızlı mesajları okuyorum. Arada eliyorum, elemek zorundayım. Çok kötü dönemler bizi bekliyor. İhmaller çok kötü sonuçlar doğurabilir demiş Vedat Bey. Belirsizliklerin giderilmesi için ilgili bakanlığın net bir şekilde yasal zorunlulukların ve uygulamaların bir an önce yerine getirilmesi gerekiyor. Maskeler çok pahalı. Bununla ilgili görüşümüzü merak etmiş. Evet, bazı yerlerde pahalı, bazı yerlerde uygun fiyatı da var. Çoğu da maskesini kendi takıyor. Şimdi son bakıyoruz ne var ne yok. Bakanlar Kurulu toplandı biliyorsunuz. Bakanlar Kurulu bugün toplandı. Başbakan Sayın Ersin Tatar başkanlığında saat 12'de toplandılar. Toplantıda da koronavirüsle ilgili önlemlerin yanı sıra son gelişmeler değerlendirilecek. Gazetecilere Covid-19 testi yapıldı bugün. 15 Mayıs'a kadar kapalı kalmaya devam edecek yerleri sayıyorum, sürekli söylüyorum. Basında da yer alıyor bu. O yüzden parklarda yürüyüş yok, spor yok. Tiyatro yok, kahvaneler kapalı, lokaller, spor kulüpleri, çocuk parkları, piknik alanları, park yok sayın izleyiciler. 15 Mayıs'a kadar kapalı. Bu arada hemen söylüyorum, ada geneli eczane mesai saatleri de değişti. Bunu da sizlere aktaralım ve nokta koyalım. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yapmış olduğu açıklamaya göre eczanelerin mesai saatlerine ilgili açıklamada bulundu. Bugün yani 17 Mayıs 2020 tarihi arası mesai saatleri 08-16 olarak devam edecek. Nöbetçi eczane hizmet saatlerinde ise değişikliğe gidildi. 16-20-30, 20-30-00 yani acil reçeteli hastalara da on call hizmet olacak şekilde düzenlendi eczane saatleri. Eczanelerdeki hasta kabulleri pandemi döneminde eczacılar tarafından uygulanan salgın tedbirleri çerçevesinde devam ediyor. Nöbet esnasında ateş, öksürme, hapşırma şikayeti olan ve 60 yaş üzeri hastalar eczanelerde biliyorsunuz öncelikli sırası olarak kabul edilecek ve güncel mesai saatlerini nöbetçi çalışma saatleri ve nöbetçi eczaneler sadece Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin resmi sitesinden yararlanabilirsiniz sayın izleyiciler. Google Play ve Store'da da bulunan uygulamayla da nöbetçi eczanelerin hangi olduğunu, hangi nöbetçi eczane listelerine itibar edilmemesi gereken uyarıları da yapıyor zaten. O yüzden resmi siteye güvenin diyoruz. Geldik programımızın sonuna. Evet. Yayında ve yapımda emeği geçen sevgili bayılan arkadaşımız, yönetmenimiz İlker'e şu anda iyi durumu. Çok iyi. Programı bir an önce de bitirirsem çok çok daha da iyi olacağını düşünmekteyim. Yarın saat 12'de biz tekrardan burada olacağız. Sevgiyle kalın. Bugün kapçıkları giydim. Size tekrardan kapçık atıyorum. Yarın saat 12'de gündemi değerlendireceğiz. Hoşça kalın.